Efendim merhabalar, bugün 31 Mayıs günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda ben Yeşim Er Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız ama önce başlıklara bir bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı tabloya göre bir günde vaka sayılarımız 6.933 olarak belirlendi ve 134 kişi daha maalesef hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimlerle ilgili bir açıklama geldi. Ziya Selçuk eğitimlerin Haziran başında ve yüz yüze olması gerektiğini belirtti ama tabii bugün gözler Bakanlar Kurulu toplantısında restoranlar, lokantalar hazırlık yapıyor. Eğitim sürecinde de hazırlıklar devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısından hangi sonuçlar çıkacak? Gelecek kararları da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz ve son durumu da birazdan sizlere aktaracağız. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'daki temasları devam ediyor. İlk olarak Batı Trakya Türklerini ziyaret etmiştir. Ardından dün akşam mevkidaşı Dendias'a bir yemek yediler ve bugün Başbakan Miçotakis'le görüşüyor. Görüşmenin ardından da detaylar geldikçe aktaracağız ama mevkidaşı Dendias'a da bir basın açıklaması yapacaklar efendim. Tüm bu gelişmeleri canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Hiç zaman kaybetmeyelim. Şimdi Ankara'ya gidelim. Bakanlar Kurulu toplantısının detaylarını alacağız. Seda Köz bizi bekliyor Ankara'da. Evet gözler bugün Bakanlar Kurulu toplantısında aslında illerde de hazırlıklar da restoranlarda eğitimle ilgili tüm hazırlıklar da yapılmış durumda Seda. Ama toplantı saat kaçta başlayacak? Hangi başlıklar olacak? Seni dinleyelim. Yeşim Ermaz, milyonlarca yurttaşın gözü kulağı bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantı saatler 15'i gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ve tabii kuşkusuz en önemli gündem maddesi salgınla mücadele olacak. Günlük vaka sayılarında 7.000'lerin altına indi Türkiye'deki hasta sayısı ve günlük vaka sayısı. Tabii bu düşüşün ardından 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşme adımları nasıl atılacak? Hangi sektörlerde bir açılma söz konusu olacak? Ve en çok merak edilen soru da tabii ki kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte geçen hafta aslında bilim kuruluyla bir toplantı yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bilim kurulu toplantısına başkanlık etti ve o toplantıdan çıkan tavsiye niteliğindeki kararlar bugün Bakanlar Kurulu'na iletilecek. Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak Bakanlar Kurulu üyelerine ve kafe ve restoranlarla ilgili açılma olup olmayacağına bugün karar verilecek. Tabii burada Ankara'da neler konuşuluyor onları aktaralım. Tabii kapasite şartı getirilecek. %50 kapasiteyle maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde yine HES kodu zorunluluğu getirerek kafelerin 1 Haziran tarihinden itibaren açılması söz konusu olabilir. Ve tabii yaz ayları geldi. Düğün sezonu açıldı. Binlerce çift düğünlerini yapacak mı, yapamayacak mı? Burada da yine şart getirilmesi bekleniyor. Kapalı alanlarda düğün yapılmasına, düğün salonları gibi yerlerde merasimlerin yapılmasına bir süre daha izin verilmeyecek gibi görülüyor. Günlük vaka sayıları bu şekilde düşüşe geçerken herhangi bir risk oluşturulmaması için kapalı alanlarda bir etkinlik yapılmasına şu aşamada izin verilmeyecek gibi görülüyor Yeşim Er Yılmaz. Ama kır düğünleri açık alanlarda yapılacak düğün merasimlerine izin verilmesi, burada da yine %50 kapasite getirilmesi öngörülüyor. Ve tabii yasak saatlerine ilişkin merak edilen bir başka konuydu. Bir esneme olacak mı? Yasaklar kalkıp kalkmayacağı da bugünkü toplantıda belli olacak. Hafta içi uygulanan saat 21'den sonra bir kısıtlama söz konusu ve hafta sonuysa 2 günlük kısıtlamayla karşı karşıyayız. Bu konuda da bir esneme olup olmayacağı aslında haftalardır tartışılıyor. Bilim kurulu üyelerinin hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir esneme olması yönünde tavsiye kararı verdiği belirtiliyor. Tabii burada saat kaç olacak o da önemli. 21'de başlıyordu. Bu saatin 24'de çekilmesi masadaki başlıklardan biri olacak. Ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da tabii iller için günlük vaka sayılarına bakılacak. Bayram öncesinde, Ramazan öncesinde 4 renkte bir kategori yer alıyordu Türkiye için. Sarı, turuncu, mavi ve kırmızı renk. Kırmızı renkte olan iller hariç, yani günlük hasta ve vaka sayıları yüksek olmayan iller haricinde tüm şehirlerde yine hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasını bekliyoruz.
Ve tabii spor salonları, yine futbol sahalarının açılıp açılmayacağı da merak ediliyordu. Burada da yine maske, mesafe kuralına uygun olarak, sosyal mesafe kuralı çok önemli olacak burada. Yine kapasite de önemli bir etken olacak. %50 kapasiteyle spor salonlarının, futbol sahalarının da açılması bekleniyor. Ve tabii Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? Bir telafi olacak mı? İşte bu soruların yanıtı da bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumuna ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak Bakanlar Kurulu üyelerine ve yaz aylarında öğrenciler için telafi eğitimlerinin başlaması masadaki gündem başlıklarından biri olacak. Tabii sadece salgınla mücadele başlığı ele alınmayacak. Terörle mücadele gündem başlığı da yine Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmeleri arasında olacak. Bu noktada da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlar Kurulu üyelerine bir sunum yapmasını bekliyoruz. Destek paketleri açıklandı, hibeler açıklandı esnafa yönelik. Tabii çiftçilerin, esnafın talepleri yine devam ediyor. Ekonomideki bu gidişata ilişkin, ekonomilerin, salgının ekonomiye etkilerine ilişkin de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Bakanlar Kurulu üyelerine bir sunum yapmasını bekliyoruz. Tabii toplantı saat 15'te başlayacak. Toplantının ardından milyonların beklediği o kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında açıklayacak. Yeşimer Yılmaz. Seda Kürs, kolay gelsin. Ankara'dan toplantı ile ilgili ayrıntılar aktardı. 1 Haziran itibariyle kademeli olarak açılması söz konusu, beklentiler bu yönde. Saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanıyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar gelecek. Biz de canlı olarak ekranlarınızda getireceğiz ama bir de İzmir'e gidelim. Şimdi İzmir'deki hem bölgedeki son duruma bakalım. Hem de orada da hazırlıklar devam ediyor bir yandan. 1 Haziran beklentisi doğrultusunda değil mi? Özgür Doğu Saymaz, son durumu senden alacağız. Söz sende. Teşekkür ederim Yeşim Er Yılmaz. Ben aşılamadaki son durumla başlamak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye genelinde 28.825.678 aşı yapıldı. Son bir haftada ise 965.376 aşı yapılarak bu oran arttı. Peki İzmir'de son durum ne? İzmir'deki son durumda birinci doz aşı sayısında 1.109.203. İkinci doz aşı sayısı ise 856.588'e ulaştı. İzmir'de toplamda 1.965.791 doz aşı yapıldı vatandaşlara. İzmir'de sıcak hava nedeniyle bir hareketlilik var. Son günlerde sıcaklık İzmir genelinde oldukça arttı. Bu nedenle kısıtlamanın ardından vatandaşlar özellikle Konak Karşıyaka, Konak Balçova istikametinde bulunan sahil bandını dolduruyorlar. Oralara oldukça yoğun bir şekilde vakit geçirmek için gidiyorlar diyebilirim. Özellikle sahil bandında bisiklet kullanma, yürüyüş yapma, koşu yapma gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Aynı zamanda yakınlarıyla vakit geçiren kişilerin sayısı da sahil bandında arttı. Tabii ki İzmir trafiği de bu süreçte oldukça yoğun. Şu an bulunduğum bölge benim İzmir'in en kalabalık trafiğinin olduğu bölge, Çankaya bölgesi. Aynı zamanda Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İzmir Yeşildere Caddesi ve Altınyol özellikle işe gidiş geliş vakitlerinde oldukça kalabalık oluyor ve normal vakitleri aratmıyor diyebilirim. Trafik buralarda durma noktasına dahi gelebiliyor. Şu an bulunduğumuz nokta da işe gidiş geliş vakitlerinde oldukça kalabalık olan yerlerden. Hafta sonu tabii İzmir'de oldukça sakin geçti. Kurallara riayet edildi. Kurallar genellikle İzmir'de uyuluyor kurallara. Fakat esnafımız için bir hareketlilik vardı. Onlar 1 Haziran'a hazırlanıyorlar. Gözleri kulağı esnafımızın tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapacağı açıklamada. Onlar da iş yerlerinde temizliklerini yaptılar. 1 Haziran'da yapılacak olan açıklamayı dört gözle bekliyorlar İzmirli esnaflar da diyebilirim. Sözü tekrardan size İstanbul'a bırakıyorum. Özgür Doğu Saymaz, kolay gelsin. İzmir'deki son gelişmeleri bize aktardı. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da son durum nedir? Ekrem Demir bizi bekliyor Diyarbakır'da. Ekrem Demir.
Hem yeni haftaya Diyarbakır nasıl başladı, hem hangi hazırlıklar yapılıyor? Güneşli bir hava Diyarbakır'da yine ve bilgiler sende, buyur. Merhabalar Yeşim Er Yılmaz ve Ulusal Kanal izleyicilerine de Diyarbakır'dan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, Diyarbakır haftaya yine kademeli normalleşme süreci itibariyle hızlı başladı, yoğun başladı. Şu an bulunduğumuz nokta Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Gazi Caddesi ve burası, daha önceki yayınlarımızda da buradan yayınlar yaptık ve esnafın yoğun olduğu bir bölge ve Diyarbakırlıların her gün hemen hemen uğrak yerlerinden birisi bura. O anlamıyla Diyarbakır'daki yoğunluğu, hareketliliği de veren bir bölge burası. Diyarbakır haftaya yoğun başladı. Alışverişler hızlı şekilde devam ediyor. Hafta sonuna baktığımız zaman sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakır o anlamıyla da iyi bir görüntü veriyor, kurallara uyuyor. Şöyle bir gelişme var tabii, havaların ısınmasıyla hafta sonu hem sokağa çıkma kısıtlaması var ama piknik yerlerinde bir hareketlilik başladı. Diyarbakırlılar hafta sonları yoğun olarak pikniğe gitmeye başladı. Yakın çevre illerde de benzer durum söz konusu. O nedenle pikniklere karşı ne yapılabilir bilemiyoruz. Esnaf yoğun çalışıyor ama kapalı olan esnaf da bugün Ankara'dan kabine toplantısından gelecek açıklamaya gözünü dikmiş durumda. Ve orada açmaya yönelik haber bekliyor. Diyarbakır'daki vakaları nasıl gittiğini görmek açısından rakamlara bakmak lazım. Tam kapanma döneminde Diyarbakır her 100 binde 143'lere kadar çıkmıştı. O 143'lerden 63.81'lere kadar düşmüştü vaka oranı ve çok hızlı bir düşüş gerçekleştirmişti Diyarbakır. Son açıklanan rakamla bu yeni her 100 binde vaka oranı 62.74'e düştü. Düşüş oranının yavaşladığını görüyoruz. Yani bir nokta sıralarda bir düşüş gerçekleşti. Yani bir sıfırlama değil ama bundan sonraki düşüş hızının yavaşladığını görüyoruz. 63.81'den 62.74'e düştü. Bu bir haftalık bir süreç. Yani bu rakamın biraz daha uzayacağını görüyoruz. Yani o biraz hayatın veya Ankara'dan beklenen haberle de kıyasladığımız zaman Ankara'dan beklenen haber biraz daha hayatın normalleşme seyrinin başlamasını bekliyor toplumda ve basında da öyle görüntüler veriliyor ama rakamlardaki yavaşlama aslında bu durumun tam da öyle olmayacağını gösteriyor. Muhtemelen en azından Diyarbakır'dan baktığımız zaman rakamlardaki düşüşün tekrar artışa geçebileceğini de gösteriyor. Aşılama rakamları tabii bu durumu kontrol açısından önemli. Aşılama rakamlarında Diyarbakır şu ana kadar 270 bine yakın bir aşılama yapıldı. Ve bu 270 bin rakamı aslında Diyarbakır nüfusuna kıyasladığımız zaman çok büyük bir rakam değil. Daha hızlanması gerekiyor bu aşılama sürecinin. Ve yeni aşı anlaşmalarıyla da durumun hızlanabileceğini o sinyaller veriliyor. Burada İlk doz aşı 158 bine yakın gerçekleşmiş. İkinci doz aşı da 112 bine yakın. İkinci doz, yani her iki dozu birden olan insan sayısı 112 bin. Yani 2 milyona yakın bir nüfusla da kıyasladığımız zaman rakamın biraz daha hızlı bir aşılama sürecine geçilmesi gerektiği Diyarbakır'dan görülüyor. Öyle ki birçok bölgemiz için de aynı durumun söz konusu olabileceğini görüyoruz. Yani 100 de onlara yakın bir aşılama süreci ve tekrar vaka oranlarının da artışa geçebileceği bir sinyal de aslında görülüyor. İşte toplum içinde sosyal hayata baktığımız zaman bu hareketlilik de bu durumu ifade ediyor. Yani çarşılarda, alışverişlerde, yine banka ve postane PTT önlerindeki sıralara bakıldığı zaman bu durum söz konusu. Saatlerce PTT önünde sıra bekleyen insanlar ve çok kalabalık bir şekilde sıra bekleyen insanların olduğunu defalarca aktardık ve bu halin devam ediyor. Ve buralara nasıl önlemler alınabilir? Yine hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecekse pikniklere karşı nasıl önlemler alınabilir? Bir çözüm bulunması gerekiyor. Kademeli normalleşme süreci yine eğitimle ilgili ifade edildi. Eğitim normale dönebilir mi diye bir beklenti var. Normale dönerse rakamların en azından Diyarbakır'daki rakamların artışa geçebileceği sinyalleri rakamlar itibariyle görülebiliyor. Denetimlerle ilgili neler söylenebilir? Denetimler aslında en azından hafta sonu için yapılıyor ama hafta sonu trafiklerde denetim söz konusu. Araçlar
sokağa çıkma izni olup olmayanlar, onlar kontrol ediliyor. Peki. Çarşılarda çok fazla bir hareketlilik söz konusu değil. O nedenle denetimler de mümkün olduğunca yapılıyor. Diyarbakır'daki son durum Yeşim Er Yılmaz. Çok kısaca toplayalım. Tamam. Sözü size bırakalım. Ekrem Demir, kolay gelsin. Diyarbakır'daki son durumu da Ekrem Demir'den aldık. Şimdi 1 Haziran itibariyle kademeli açılma söz konusu. Gündemde bu var. Restoranlar, lokantalarda hazırlıklara başladı dedik ama peki hangi hazırlıkları yapıyorlar efendim? Bunu öğreneceğiz. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Muhabir arkadaşımız Diyek Doğan bir restoranda. Evet Diyek, neredesin tam olarak ve hangi hazırlıklar yapılıyor, seni dinleyelim. Evet Yeşim Er Yılmaz, öncelikle esnafın da gözü kulağı Bakanlar Kurulu toplantısında. Biz de Beyoğlu'nda bir restorandayız. Tabii onlar da merakla bekliyorlar Bakanlar Kurulu toplantısında nasıl kararlar çıkacak. Çünkü uzun zamandır kapalıydılar. Gelal servis ve paket servis yapıyorlardı ama oturmaya kapalı olduğu için onlar da merakla bekliyorlar. Tabii yanımızda işletmeci var. Merhabalar. Merhaba. Yerimize hoş geldiniz. Sizi tanıyalım diye. Teşekkür ederim. İsmim Hüseyin Kayış. Buranın işletmecisiyim. Efendim kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 35 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey geldi sektörümüzün başına. İnşallah bir daha gelmez. Biz de gözümüz kulağımız Bakanlar Kurulu'nda. Onların açıklamasında umarım hepimiz için iyi bir karar çıkar. İnşallah bir daha hani böyle bir tekrar açma kapama olmaz da hep açık kalır ama kısıtlamalı, ama yarım, ama tam böyle devam eder. Tabii yaklaşık 1,5 senedir mücadele ediyoruz ama en çok restoranlar, kafeler de etkilenmiş durumda bu konuda. Nasıl kararlar bekliyorsunuz? Biraz can suyu olması açısından nasıl kararlar sizi rahatlatacak gibi duruyor? Vallahi bir kere kapanmaması. Açıldığı zaman bir daha kapanmaması. Çünkü yani hazırlığımız o yönde, ondan sonra alışveriş. Çünkü mesela yarın açılacak. Hani deniyor ama nasıl açılacak, nasıl bir hazırlık yapacağız bilemiyoruz. Yani önden bir bilgimiz olsaydı en azından bütün sektör ona göre, yani tam mı açılacak, açılmayacak mı, açılmayabilir de. Çünkü vaka sayıları hala artıyor. O yüzden hani tabii ki dediğimiz gibi daha önce bir can suyu olacak. Yani bizi rahatlatacak bir karar çıkacak diye umuyorum. Umuyoruz tüm sektör olarak. Çünkü turizm sektörü hani ülkenin lokomotifi, hani bacasız fabrika. O yüzden bizim için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Yani burada bir tek hani biz kafe restoranlar olarak düşündüğümüz zaman hata ederiz. Yanlış açıdan bakarız. O yüzden ülke adına hangisi hayırlı olacaksa tabii ki büyüklerimiz daha iyi bilir bunu. Onlar bu konunun uzmanı. Yani biz sadece bireysel olarak sadece kendimizi anlatabiliriz. Ama global olarak baktığımız zaman hani tüm ülkeye, tüm ülkenin yararına nasıl bir karar çıkacak onu dört gözle bekliyoruz. İnşallah onlar daha iyisini biliyorlar. Hayırlı bir karar çıkacak diye umuyorum. Umuyoruz yani. Şu anda 150 kapasiteyle açılacağı konuşuluyor. Bu yeterli, evet. Olacak mı sizin açınızdan? Hazırlıklı mısınız? Tabii ki. Yani biz hazırlıklıyız. %50 de olsa en azından bir umuttur. Açılacak. Dikkat edeceğiz. Herkesin dikkat etmesi lazım. Yani herkesin bir daha bu iş başımıza gelmesin diye yani maksimum tedbir alması lazım. Çünkü neticede hep yani bizim insanlarımız, bundan zarar gören bizim insanlarımız. O yüzden yani hani bireysel düşünürsek hata ederiz. Bireysel düşünmememiz lazım. Ekonomik olarak bir de konuşalım. Nasıl etkilendiniz bu tam kapanma sürecinde? Tamamen kapalıydı zaten ama açıldıktan sonra, tam kapanma bittikten sonra bir ekonomik olarak rahatlama oldu mu? Yoksa hala yine çok mu kötü durumlar? Ya ekonomi açısından hani tabii ben o zaman kendimiz açısından baktığım zaman bizim için çok kötü oldu. Yani hani burada çalışıyor yani 40-45 kişi, şu anda çalışıyor paket servisi 9 kişi. Yani hani buradan baktığınız zaman zaten otomatikman 1/4 para kazanamıyor. Yani bu da ekonomi, çünkü neticede bu insanlar buradan kazanacak ki gidip alışveriş yapsınlar, ekonomiye hani can versinler. Buradan kazanamayınca ne oluyor? Ya hazırdan yiyor ya da yiyemiyor. O da ekonomiye kötü etkiliyor. Yani durum bu şu anda. İstihdam oranı da düşmüş durumda. Çalışan sayısı da düşmüş durumda. Yani şu anda ben dükkanımı açacağım tam kapasiteli ki ben fiş kesebileyim, vergimi ödeyebileyim, işçimin SSK'sını ödeyebileyim. SSK'sını ödediğim zaman devletime vergi gidecek. Yani hani gerçekten hepimiz aynı gemideyiz. Yani bunu bütün olarak düşünmek lazım. Bireysel düşünmemek lazım. Ben satacağım ki KDV'm girsin vergi olarak hani devletimin kasasına. O da ekonomiye işte yatırım olarak geri dönsün.
Yani sıkıntı büyük. Evet, merakla bekleniyor tabii kesinlikle, Bakanlar Kurulu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah milletimize zeval vermesin. İnşallah bir daha başımıza böyle bir musibet gelmesin. İyi düşünelim artık ki iyi olsun. Evet, bir talebiniz olacak mı peki, destek talebi gibi? Çünkü destekleme yapılmıştı ama size gerekli desteklemeler yapıldı mı? Bize gerekli desteklemeler yapılmadı ama hani ben yine şahsi olarak bir talebim dersen, aşılamanın bir an önce hızlı bir şekilde yapılmasını talep ediyorum sadece. Çok teşekkür ederiz elinize katıldığınız için. Evet, Yeşimer Yılmaz esnafın gözü kulağı Bakanlar Kurulu toplantısında. Onlar da merakla bekliyorlar toplantı sonrası açıklanacak kararları, ama şunu vurgulayalım. Hazırlıklar herhangi bir açılmaya, tam açılmaya ya da %50 kapasiteli açılmaya da hazırlar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan, kolay gelsin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok kısa bir reklam arası vereceğiz, ayrılmayın. Devam edeceğiz gelişmeleri aktarmaya. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Haberlere bakacağız şimdi sabah saatlerinde. Sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylarına bakalım. FETÖ'cü Selahattin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası Selahattin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi. FETÖ'nün sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahattin Gülen'in örgütün sözde istişari heyet üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirtildi. İzmir'deyiz. Hakkında FETÖ üyesi kararı olan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçe turunda yanında yer aldı. Görüntüler Büyükşehir Belediyesi tarafından servis edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyu eski belediye başkanımız ve CHP üyesidir ifadesiyle açıkladı. Yaklaşık 3 gün boyunca 350 tane Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. Ardından İzmir'in Urla Belediye Başkanlığı görevinden alındı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi silahlı Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi. 7 ay cezaevinde yattı. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yarımada turunda kameralar tarafından kaydedildi. Tunç Soyer 24 Mayıs'ta Urla'yı ziyaret etti. Büyükşehir ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. İşte o sırada FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan CHP'li Burak Oğuz dikkatlerden kaçmadı. Burak Oğuz da Urla Belediye Başkanı'ymış gibi bilgilendirmeyi takip etti. Tunç Soyer programı kapsamında CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u da makamında ziyaret etti. O ziyaretin görüntü ve fotoğrafları da Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Burak Oğuz o karelerle de protokol sırasında yerini aldı. İlçe Başkanı Özbadur'un masasında solundaki sandalyeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sağındaki sandalyeye de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu oturdu. Özuslu'nun yanında ise Burak Oğuz yer aldı. Ulusal Kanal, Tunç Soyer'in Urla gezisinde Oğuz'un neden hazır bulunduğunu sordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü, eski başkanımız ve CHP üyesidir yanıtını verdi. Burak Oğuz, eski belediye başkanı olarak birlikte yapılması planlanan, onun döneminde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi almak istemiş olabilir. Kendisine tarafımızdan özel bir davet gönderilmemiştir. İnceleme turumuza birçok Urlalı ve partilimiz de katılmıştır. CHP'li olduğu için ilçe başkanlığı ziyaretine katılmış olabilir.
CHP İzmir İl Başkanlığı da konuyla ilgili ulusal kanala, Burak Bey parti üyemiz, bir programa katıldıysa üye olarak katılmıştır açıklamasını yaptı. Yargılama sırasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla ilişkisi kanıtlanan Burak Oğuz, 7 aylık tutukluluğunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da iki kez baş başa görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu-Oğuz görüşmesi tabanda rahatsızlık yaratmıştı. Büyüme rakamlarıyla devam ediyoruz. Türkiye ekonominin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %7 büyüme kaydetti. Beklentiler %6,5 büyüme olacağı yönündeydi. Detaylara bakalım. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklenti üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2021 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde %7 büyüdü. Beklentiler %6,5 civarı büyüme rakamını işaret ediyordu. Türkiye ekonomisi 2020'nin genelinde %1,8 büyürken, 4. çeyrekte %5,9 artış göstermişti. İlk çeyrekte hane halkı tüketimi büyümeye 4,4 puan katkı yaparken stok değişimi büyümeyi 1,5 puan aşağı çekti. Yunanistan'a gidelim. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın desteğiyle Türkiye'ye karşı silahlanırken Ankara iki ülke arasında uzlaşı çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunanistan'a iki günlük resmi ziyaret başlatan Çavuşoğlu gezisini Amerika'nın Türkiye'yi kuşatma planında üs olarak gördü. Dede Ağaç'tan başladı Çavuşoğlu. Atina'ya geçerek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüşecek. Gündemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi kritik konular var. Yunanistan'a pozitif gündemle gittiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz mesajı verdi. Çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. İhtilaflı sorunlara uzlaşı arayışları kapsamında Yunanistan'la sürdürülen istişari görüşmeler Mart ayında yapılan 62. tur sonrası Dışişleri Bakanları düzeyine taşınmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Nisan ayındaki Ankara ziyaretinin ardından bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'ya gitti. Ön koşulsuz olarak bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz ve ilişkilerimizi her alanda Yunanistan'la iki komşu olarak, müttefik olarak geliştirmek istiyoruz. Bakan Çavuşoğlu Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la bir araya gelecek. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında Türkiye'nin tutumunu, taleplerini ve uzlaşı çağrısını bir kez daha Yunan tarafına iletecek. Üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya, bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini söyledi. Pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz dedi. Çavuşoğlu Atina temasları öncesinde ise Yunanistan'ın Amerika ve Fransa'nın desteğiyle silahlandığı Batı Trakya'ya gitti. Çavuşoğlu'nun ilk durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kuşatma planında üs olarak kullanmak istediği ve son aylarda ciddi miktarda silah yığınağı yaptığı Dede Ağaç oldu. Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da silahsızlandırılmış adaların statüsü de var. Bunları da ihmal ediyorsunuz. Dede Ağaç'ta bir süre Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'yla görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine'ye geçerek Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile bir araya geldi. Batı Trakya'da yaşayan Türklerin durumu hakkında bilgi aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina temasları öncesinde Yunan Tovima gazetesine de konuştu. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nden çekinen bir ülke değiliz biz. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz. Tek taraflı dayatmayla olmaz. Bakan Çavuşoğlu demecinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kendi kıta sahanlığı içinde yürüttüğünün bir kez daha altını çizdi. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı maksimalist iddiaları karşısında hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız dedi. Türkiye olarak biz her zaman hakça paylaşımından yana olduk.
Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda da egemen eşit iki devletli çözüm vurgusunu yineledi. Hepimiz geçmişin başarısızlıklarından ders çıkarmalıyız dedi. Tekrar söylüyorum, çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder ama biz meselelerimizi çözebiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretinde masada olacak dosyada uzlaşılamayacak konular fazla. İki ülke arasındaki sorunların başında Doğu Akdeniz ve Ege'deki paylaşım geliyor. Emekli Tümamiral Doktor Ali Deniz Kutluk'a göre arkasında görüşmelerde Yunanistan ve işbirliği içerisinde olduğu Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı Ankara'nın mesajı sert olmalı. Uzlaşırsan dostluk elini, uzlaşmazsan düşman elini tutarsın demeli. Yıllardır çözülemeyen sorunlar, karşılıklı açıklamalar. Türkiye ve Yunanistan arasında 63. istikşafi görüşmeler yapılıyor. Türkiye, Atina'ya Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege'deki sorunların çözümü için gidiyor. Ankara, Ege'deki dengeyi Lozan Anlaşması çerçevesinde ele alsa da Yunanistan hukuksuz adımlarında ısrarcı. Atina'daki ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun masaya koyacağı dosya da bu yüzden bir hayli kabarık. Ege'deki temel sorunlar, kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği, arama kurtarma faaliyetleri, azınlıklar ve mülteci sorunu. 18 ada, bu statüye sahip 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış, oraya asker konuşlandırılmış. Ve Doğu Akdeniz'le Kıbrıs krizi, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum kesimini desteklemesi, Avrupa Birliği üzerinden Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tehdit etme çabaları. Doğu Akdeniz'de Türkiye, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla hakkaniyet ilkesinin temel alınmasını savunurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını da korumak istiyor. Ankara, istikşafi görüşmelerle bir Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirilmeye çalışılan anlaşmazlık konularını yeniden Yunanistan-Türkiye eksenine oturtmaya çalışıyor. Yunanistansa Türkiye'yi anlaşmaz, uzlaşmaz ve masayı terk eden taraf pozisyonuna sokmak istiyor. Böylece Avrupa Birliği'ni daha kolay ikna edebileceğini ve sorunların içine çekebileceğini hesaplıyor. Yunanistan'da varlığı günden güne artan Amerikan üsleri ise Atina'nın kozlarından. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutlu'a göre 63. istikşafi görüşmelerden de somut bir sonuç alınması olası görünmüyor. 63. istikfaşi görüşmeler yapılıyor ancak bugüne kadar 63 santimetre ilerleme sağlanamadı. Yunanistan uzun zamandır görüşürmüş gibi yapıyor, uzlaşırmış gibi yapıyor. Türkiye kırmızı çizgilerinden taviz vermeden Yunanistan'ı uyarmalı. Avrupa Birliği, İsrail ve ABD'yi arkasına alarak Türkiye'nin karşısına çıkmaya çabalayan Yunanistan'a uzlaşırsan dostluk elini, uzlaşmazsan düşman elini tutarsın denmeli. Türkiye'nin istikşafi görüşmeler öncesinde kırmızı çizgi olarak açıkladığı konuların başında Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı anlaşması geliyor. Bu anlaşma Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e kıyısı olmadığını teyit ediyor. Yunanistan tarafı ise deniz yetki alanları dışındaki tüm konuların kırmızı çizgileri olduğunu iddia ediyor. Doğu Akdeniz'deki dengeleri derinden sarsacak bir diğer ikili işbirliği ise Ankara ve Kahire arasındaki olası anlaşma. Mısır, Yunanistan'ın meis üzerindeki iddialarını reddederek Türkiye'ye bir yeşil ışık yakmış, iki ülke arasında normalleşme adımları Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde atılmaya başlamıştı. Önümüzdeki günlerde atılacak üst düzey adımlar, Atina'nın yayılmacı iddialarını bir kez daha yerle bir edebilir. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. 2021 yılının başından bu yana terörle mücadelede 181 operasyon yapıldı. Toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın son verilerini Hava Binbaşı Pınar Kara açıkladı. Binbaşı, PKK'ya vurulan darbeleri bir bir anlattı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 24.714 kişinin ihraç edildiğini, 2.493 personel hakkında idari süreç sürdüğünü vurguladı. Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere
Toplam 181 operasyon icra edilerek 225 Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Son zamanlarda yapılan maket uçak ve drone saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği ile ilgili olarak 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5869 Mayıs ayında olmak üzere toplam 62.296 şahıs yakalanmış, 11.284 Mayıs ayında olmak üzere 135.467 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. FETÖ ile ilgili olarak bakanlığımız tüm birimleriyle aynı hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 24.714 personel ihraç edilmiş, 2.493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 28. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim zaferi dolayısıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tebrik etti. Tebrik mesajında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Doğu Perinçek, seçimle Suriye halkının vatan savaşındaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, milyonlarca Suriyelinin onayıyla yeniden devlet başkanı seçilen Beşar Esad'a tebrik mesajı gönderdi. Perinçek mesajında Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için önemine vurgu yaptı. Bu ortak kader, ülkelerimizi ve halklarımızı ABD-İsrail saldırganlığına karşı mücadelede insanlığın en ön saflarına yerleştirmiştir. Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü bölgemizde barış ve huzuru tesis etmenin ön koşuludur. Bu inançla Vatan Partisi olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirme konusundaki kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha vurgularız. Suriye halkının vatan savaşındaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Bu zafer, Suriye halkının sizin önderliğinizde kahramanca yürütmekte olduğu vatan savaşındaki kararlılığınızın bütün dünyaya ilanı olmuştur. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Ülkelerimizin ve halklarımızın kaderi ortaktır. Efendim, İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'deyiz. Çeşme'de koronavirüs vakası rastlanmadı. İzmir Valiliği'nin açıklaması, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çeşme'ye gitmek isteyen tatilcileri sevindirdi. Yaz geldi, havalar ısındı derken insanların gözü tatil beldelerine çevrildi. Koronavirüs salgını koşullarında yaz turizminin ve tatil merkezlerinin nasıl etkileneceği merak konusuyken İzmir Valiliği'nden müjdeli haber geldi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oransa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çeşme'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu. Yasaklar kalktı, nereye gitsek diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı. Öte yandan özel bir araştırma şirketinin Mayıs ayında yaptığı tatil alışkanlıkları adlı araştırmaya göre insanların tatil tercihi 3 ana başlıkta özetleniyor. Araştırmaya göre ilk olarak tatil yapmak için yaz aylarının tercih edilmesi ön planda. İkincil faktörün güneşi bol ve hijyenik ortamı gerçekleştiren yerler olduğu
ve son olarak insanların seyahate kendi araçlarıyla çıkmayı tercih ettikleri yönünde olduğu belirtiliyor. Efendim, yaklaşık 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci için 31 Mayıs'ta Türk İş Kamu Koordinasyon Kurulu'nu toplayacak ulusal kanalın edindiği bilgilere göre ilk 6 ay için %20, ikinci 6 ay için enflasyon artı refah payı talep edilecek. Ayrıca asgari ücret düzeyinde maaş alan işçilere 4500 civarında taban ücret istenecek. Kıdemi 5 yıldan fazla olan işçilerin maaşlarına her yıl 25 lira eklenmesi de talep edilecek. Gelir vergisinin %15 olarak sabitlenmesi de talepler arasında. Kamu işçisinin maaşına ve sosyal haklarına yapılacak iyileştirmeler için gözler Türk İş'te. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci bu hafta başlayacak. Masada işçiyi temsil eden Türk İş bu yıl Hak İş'le birlikte hareket edecek. Emek cephesi on binlerce işçinin maaşı için ortak teklifine son şekli 31 Mayıs'ta verecek. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre Türk İş Genel Merkezi'nde 31 Mayıs'ta Kamu Koordinasyon Kurulu toplanacak. Toplantıda hazırlanan ortak teklif üzerinde son istişareler yapılacak. Teklifte ilk 6 ay için %20, ikinci 6 ay için enflasyon artı refah payı talep edileceği öğrenildi. Asgari ücret düzeyinde maaş alan işçilerin en düşük taban ücretinin ise 4500 lira olması istenecek. Ortak teklifte kıdemi 5 yıldan fazla olan işçilerin maaşlarına her yıl 25 lira eklenmesi de talep edildi. Ayrıca işçinin belini büken gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi, bunun üzerinin ise işveren tarafından karşılanması istenecek. 696 sayılı kanunla taşerondan kadroya geçen emekçilerin maaşlarının da kamu işçisiyle aynı olması da talepler arasında yer aldı. 31 Mayıs'ta yapılacak toplantının ardından teklif Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunulacak. Süreç 1 Ağustos'tan önce tamamlanmış olacak. Efendim, Mayıs ayında kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e çıktı. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden geldi. Genel Başkan Şemsi Bayraktar, Haziran'da yağışların yetersiz olması durumunda bu sayının daha da artacağına dikkati çekti. Bayraktar, kuraklıktan etkilenen üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini talep etti. Kuraklıktan zarar gören üreticilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamalıdır. Kuraklık üreticileri vurdu. Arpa, buğday ve kırmızı mercimek en fazla zarar gören ürün oldu. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize hibe tohumluk dağıtımı yapılmalı, fide ve fidan desteği verilmelidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayı kuraklık raporunu açıkladı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte Mayıs ayında kuraklıktan etkilenen il sayısı da arttı. Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e çıktı. Haziran yağışları da yetersiz olursa bu sayı daha da artacak. Bayraktar, Mayıs'ta kuraklıktan en fazla zarar gören ürünleri de sıraladı. Kuraklıktan en fazla zarar gören ürünler arpa, buğday ve kırmızı mercimek oldu. Yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yem bitkileri gibi ürünlerde kuraklıktan etkilendi. İkinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olması bekleniyor. Zor durumda kalan üreticilerin taleplerini de açıkladı Bayraktar. Kuraklıktan etkilenen üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini istedi. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 TL nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Üreticilerimizin tarım kredi kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalar olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Elektrik ve sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli. İşçinin, köylünün, çiftçinin, esnafın sesi olan Ulusal Kanal her zaman sorunları masaya da yatırdı. Çözümleri de ortaya koydu ve yetkililere çağrıda bulundu efendim. Çiftçilerimizin yine bir talebi var. Çiftçilerimiz diyor ki, hasadı yaklaşan yağlı tohum mahsullerinin geçen yıllardan hak edilen destekleri hala yatmadı. Paraları olmadığı için faizle gübre, mazot ve ilaç aldıklarını söyleyen çiftçiler desteklerin bir an önce yatmasını istiyor. Geçtiğimiz senenin yağlı tohum destek ödemeleri hala yapılmadı.
Üreticiler mağdurlar. Çiftçi daha soyayı ekmeden vermeleri lazım ki sağa sola borçlanmayayım, rahat çiftçilik yapayım. Hala alamadık. Fiyatında çok büyük artışlar olmadığı halde maalesef girdilerinde çok büyük artışlar var. Mısır, pamuk, soya ve ayçiçeği gibi ürünlerde hasat yaklaşıyor. Ancak önceki yılın destekleme ödemeleri hala yatmış değil. Bizim paramız olmadığı için, borçlandığımız için huzurumuz yok. Üretimin sürdürülebilirliği için peşin yapılması gereken destekleme ödemelerinin geciktirilmesine ise Adanalı çiftçiler tepkili. Devletin ödemesi gereki olan bütçenin %1 olan kısmını sene başında çiftçiye vermeleri lazım ki çiftçi o parayla işini çevirsin, borçlanmasın sağa sola. Ulusal kanala konuşan çiftçi Kemal Karslı, çiftçinin borç kıskacında olduğunu söyledi. Gidiyoruz zehirciye eyvallah ediyoruz, gübreciye eyvallah ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Kim vicdana gelirse o da faiziyle veriyor. Yani bize aldığımız gübrenin, mazodun, tohumun hepsi faizle alıyoruz biz. Ama devlet bize vermesi lazım olan, bizim desteklememizi vermediği için biz faize boğuluyoruz yani çiftçi olarak. Soya, mısır, pamuk ve ayçiçeği üreticileri borçlarını ödeyebilmek için desteklerin bir an önce yatmasını istiyor. Mazottur, gübredir, zehirdir, sulama ücretleridir, sulamada kullandığımız elektrik ücretleridir. Bunların gözden geçirilmesi, çiftçiye destek verilmesi, çiftçi daha ucuza mal ederse daha rahat çalışır. Uzmanlar da çiftçinin taleplerinin haklılığına işaret ediyor. Ziraat mühendisi Bahadır Berkez, stratejik ürünler arasında olan yağlı tohum mahsullerine yönelik özel planlama yapılması gerektiğini belirtti. Çukurova bölgesi yağlı tohumlar açısından güzel bir yer ve yağlı tohumlar da stratejik bir ürün. Çok büyük bir yağ açığımız var. Ondan dolayı bu ürünleri arttırmamız. Benim kanaatim de bu bölgenin yağlı tohumlara ayrılması, yağlı tohumlar üreticilerine desteklerin, primlerin arttırılması. Yani bu da aslında Türkiye'nin planlı bir tarım politikasının oluşmasını sağlamalı. Çiftçi borçları 180 milyar lirayı geçti. Bütçe desteklemelerinin artırılması gerekiyor. Bir kere tarıma ayrılan bütçenin artırılması gerekmekte. Mutlaka ve mutlaka kurtuluş yolumuz üretimde. Özellikle yağlı tohumlardaki bugün destekleme primlerinin daha da arttırılması gerekmekte. Çünkü yağlı tohum üretiminde girdi masrafları çok daha fazla. Çukurova'ya gidelim. Çukurova'da buğday hasatları başladı. Hasat sonrası hızlıca yeni mahsuller ekmek isteyen çiftçilerin bazıları maalesef ki anız yakma yolunu seçiyorlar. Biz de bu durumu uzmanlara sorduk. İşte anız yakmanın zararları ve çözüm yolları. Adana'da buğday hasatlarının başlamasıyla anız yakma problemi tekrar gündemde. Hasattan sonra her sene aynı konu gündeme gelir ve bu hakikaten kanayan da bir yara aslında. Buğday hasatlarının başladığı Adana'da çiftçiler yeni mahsuller ekebilmek için anızları toplamak zorunda. Son yıllarda çiftçiler anız yakma konusunda bilinçlense de anızları tarlasından toplayacak araçlara sahip olmayan küçük üreticiler zaman zaman yakma yolunu seçiyor. Sapın samanın para etmesi nedeniyle bir an önce toplanması nedeniyle de yine mısır saplarının da elektrik üreten tesislerde toplanıp yakılması sebebiyle bu ürünler artık eskisi kadar fazla yakılmıyor. Ulusal kanala konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, anız yakmanın toprağa ve çevreye ciddi zararlar verdiğini belirtti. Yakan üreticilere cezalar veriliyor. Canlı bir organizma olan toprağa zarar veriyoruz. İkincisi çevreye zarar veriyoruz dumanla. Bu yangınlar bazen sıçrayabiliyor. Tesislere, hatta bazı tarımsal üretim yapan kişilerin tarlalarına da zarar veriyor. Ağaçlara zarar veriyor. Anız yakılmasının verimliliği de azalttığını belirten Doğru, tarımda kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti. Tarımda kooperatifleşme olmadığı için küçük üreticiler anızlarını tarlalarından toplatamıyorlar. Bu küçük üreticilerimizin de anızı işleyecek büyük traktörler alması çok kolay bir iş değil. Biz de tabii ki kooperatifleşme, imece, yardımlaşma, birlikte toplu makinalaşmanın yolu da kapalı olduğu için çok fazla çiftçilerimiz birleşerek buna da gitmediklerinden dolayı en kolay yol ne? Anızı yakmak. Mutlu Doğru, hasat yapan şirketlerin desteklenip anız toplatma makineleri aldırılarak sorunun bir nebze de olsa çözülebileceğini belirtti. Nasıl ki buğday hasatı yapan biçer döverlerde müteahhit şirketler var. Yani makinaları alıyorlar, kirayla çiftçiye hizmet veriyorlar. Bu büyük makinaları, büyük traktörleri bu şirketlere aldırabilirsek, dekar başına belli bir
miktarla bu anızları sürdürebilirsek küçük çiftçilerimize de bir yol göstermiş oluruz. Ama hiç yapacak bir şey yoksa çiftçimiz en nihayet ne yapıyor? Kibrit atıp anızı yakıyor. Amerika'dayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce kişi İsrail'i protesto eyleminde buluştu. Başkent Washington'daki gösteride Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Viva! Viva! Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi Filistin'e destek eylemi yaptı. Washington'ın sembollerinden Lincoln Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi Filistin bayrakları taşıdı, Filistin'e özgürlük sloganları attı. Gösteriye Amerika'daki Müslümanların yanı sıra siyahi ve beyaz Amerikalılarla Ortodoks Yahudiler de katıldı. Amerika'nın desteklediği İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze şeridine yönelik saldırılarında 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti. 2000'e yakın Filistinli de yaralandı. Efendim, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine diğer ülkelerin ilgisi giderek artıyor. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra NATO üyesi Polonya'da Türk sihalarını tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin hedeflerini anlattı. Türk savunma sanayisi son yıllarda büyük başarılar elde ediyor. NATO üyesi Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın aldı. Bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke Polonya gibi satış yapmak tabii ki önemli bir kavram. Burada zaten ürünlerimizin kalitesi, operasyonel gücü konusunda artık dünyada hiçbir tereddüte mahal yok. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarını da Türk sihaları koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli teknolojileri geliştirmek için uzun yıllara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabiliyorsak bunlar zaten bir iki günde, birkaç haftada olacak işler değil. İHA kamerasını bize vermediler, biz de hemen kendimiz başladık değil. Biz İHA kamerası alırken İHA kamerası konusunda önümüzde engel çıkabileceğini gördüğümüz 5 yıl önceden, 6 yıl önce buna başladık. Demir, silah ambargolarına karşı savunma sanayisini geliştirmek için kararlılık gerektiğini vurguladı. Bize şu veya bu konuda çıkartılacak herhangi bir engeli bugün aşarız, bugün olmazsa yarın aşarız, yarın olmazsa öbür gün aşarız. Ama bu aşma iradesi engel çıktığı için değil, engel çıkacağını daha önceden gördüğümüz için ve Türkiye'nin bağımsız ve milli politika oluşturmasının önündeki en büyük gücün de kendi savunma sanayi bağımsızlığını olduğunu bildiğimiz içindir. Türk sihalarının saha başarıları yabancı ülkelere satışta büyük rol oynuyor. Sihaların yanı sıra silahlı insansız deniz aracı SİDA'nın başarısı da diğer ülkeler tarafından yakından izleniyor. Efendim, Marmara Denizi'nin güneyinde birkaç gündür denizin yüzeyini deniz salyaları kapladı. Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçesi açıklarında yoğun şekilde görülen deniz salyası dağılmaya başladı. Dipteki çökelme hala devam edecek. Belki çok daha hızlanarak devam edecek. Bunun için denizin zamana ihtiyacı var. Ve benim görüşüm önümüzdeki bir yılın Marmara Denizi açısından çok ama çok önemli oldu. Balıkesir sınırları içinde kalan, sahil boyunda etkili olan deniz salyası yoğunluğu azalıyor. Erdek ve Bandırma ilçelerinde birkaç gündür yoğun şekilde görülen deniz salyası rüzgarın etkisiyle azalmaya başladı. Bazı bölgelerde ise deniz salyası etkisini koruyor. Azot, fosfor gibi çok ciddi organik girdinin de Marmara Denizi'ne yük oluşturması çok muhtemel bir durum Figen Hanımcığım. Ve bunların hepsi müsilaj için birer tetikleyici oldu diye düşünüyorum. Uzmanlar deniz salyasının denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geldiğini söylüyor. Avcılığı tamamen yasak olmasına rağmen sürekli avlanan, deniz patlıcanı, deniz hıyarı diye isimlendirilen türde yine kaçak avcılıkla bölgede çok fazla avcılığı yapılan ürünlerden biri. Bu iki ürünü biz
son birkaç yıl içerisinde aşırı avcılıkla sistemden çok fazla çektik. Çok fazla. Hatta ben iddia ediyorum ki numune boyutunda kalacak kadar az halde bıraktık. Durum böyleyken ekosistemdeki o biyolojik stoğu bir anda çökerttik. Yani besin zincirindeki halkanın bana göre en önemli olan primer produktiviteden sonraki diğer halkayı denizde tamamen yok ettik. Deniz salyası jelimsi yapısıyla bazen suyun içinde onlarca metre uzunlukta olabiliyor. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında tarihi yarımada semalarında drone haritalama ve ışık gösterileri düzenledi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde şölen düzenledi. Sahne kurgusu, Fatih'in İstanbul kuşatmasında özel olarak döktürdüğü şahi topundan esinlenerek tasarlandı. Şölende drone, haritalama ve ışık gösterileri düzenlendi. Kur'an tilaveti yapıldı. Etkinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla devam etti. Bu Fatih'in Rönesansı'dır ve en güzel ifadesini İstanbul'da bulmuş, İstanbul ile özdeşleşmiştir. Şölene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada gençlerimiz 20 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'e örnek almalı ifadelerini kullandı. Rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde 20 yaşında genç sultan sizin modelinizdir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde ise Kanal İstanbul projesi vardı. Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu Millet İttifakı'nın adayını belediye başkanı olarak tercih etti. Mehter marşları eşliğinde devam eden etkinliğe 76 kişilik İskender Paydaş Orkestrası'nın FETÖ özel bestelenen marşları eşlik etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan 15. Europe Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Muğla'da noktalandı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle katılım kısıtlı kaldı. 15 yıldır olduğu gibi bu yılda Avrupa'dan yola çıktılar. 6500 kilometreden fazla yol kat ederek Muğla'ya ulaştılar. Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europe Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Muğla'nın dünyaca ünlü turizm beldesi Dalyan'da sona erdi. Bu yıl koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ralliye katılım sınırlı oldu. Daha çok katılımla geliyorduk. 150 araba, 200 araba. Ama 2 haftalık karantina bütün yarışmacıları etkiledi. Öyle ki bazı yarışmacılarımız Romanya'dan, Bulgaristan'dan, İtalya'dan geri dönmek zorunda kaldı. Düşünün 3 hafta bu organizasyona katılıyorsunuz. Ondan sonra döndüğünüz zaman 2 haftada ev karantinası olduğu zaman insanlar işini kaybetme tehlikesinde. Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, İpek Yolu Rallisi'nin de müjdesini verdi. 2022'de Tuna'dan Orhun'a bir rally olacak. İpek Yolu Rallisi. Almanya'nın Tuna Vadisi'nden Moğolistan'a kadar daha büyük bir heyecan olacak. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, rallinin 15 yıl önce barış, dostluk ve Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlatıldığını söyledi. Başlangıcı itibariyle amaçlanan hedeflerin tamamı aslında bu 15 yıllık süre içerisinde gerçekleşmiş görünüyor. 7 araçlık kafile Belçika'nın başkenti Brüksel'den 16 Mayıs'ta yola çıktı. Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen kafile Türkiye etabına Edirne'den başladı. İstanbul, Ankara, Kapadokya, Adana, Mersin ve Antalya'dan geçen kafile organizasyon tarihinde 3. kez Dalyan'a uğradı. Uzay ve Havacılık Ajansı NASA 20 yıllık çalışmanın sonucunda Samanyolu Merkezi'nin mozaik görselini yayınladı.
370 gözlemden oluşan görselde aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlar yer alıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA'nın yayımladığı görsel, Samanyolu'nun merkezine ışık tuttu. Söz konusu görsel, 20 yıllık çalışmaların sonucunda ortaya çıktı. Güney Afrika'da bulunan Chandra X ışını gözlemevi ve Mirket radyo teleskobu tarafından yapılan 370 gözlem kullanıldı. Görselde Samanyolu'nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezi yer aldı. NASA'dan görsel hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada bu ipliklerin ayrıntılı incelemesi bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor denildi. Efendim, Türkiye'nin dünyaca ünlü inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Manastırdaki yapıların yanı sıra tehlike yaratan binlerce ton kaya içinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Trabzon'da dünyanın başlıca inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nın restorasyonu tüm hızıyla sürüyor. Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mustafa Asan çalışmaları anlattı. İlk olarak ana giriş kapısının üstünde bulunan ve kama blok olarak adlandırılan kayanın geçici olarak güçlendirilmesi yapıldı. Asan çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Daha sonra 17 bin metrekareli kaya yüzeyinden 1100 ton kaya, yani şer temizliği yapıldı. Kaya yüzeyinde çelik kafesleme yapıldı. Ve yine ankreş çalışmaları tamamlandı. %80'i tamamlanan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Anakaya Kilisesi'nde restoratörlerimiz tarafından restorasyon, konservasyon, eser tespit ve belgeleme çalışmaları, endüstriyel dağcılarımız tarafından kaya yamacında bariyerleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 35 teknik eleman görev alıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki Sümela Manastırı'nın restorasyonu için yaklaşık 70 kişilik ekip durmaksızın çalışıyor. Manastır, kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılmıştı. İki etap halinde başlatılan çalışmaların ardından 28 Temmuz 2020 tarihinde manastırın %65'i yeniden ziyarete açıldı. Efendim, Çin'in uzay kargo gemisi Tianhe-2 başarılı şekilde yörüngeye yerleşti. Çin uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor. 3, 2, 1, devam. Çin'in gök gemisi adını verdiği uzay kargo gemisi yörüngeye yerleşti. Çin Ulusal Uzay Dairesi, Hainan Eyaleti'nden fırlatılan Tianhe-2'nin 8 saatlik uzun yürüyüşünü başarıyla tamamlayarak yörüngeye yerleştiğini duyurdu. Gemi, yakıt ve malzeme ikmalini gerçekleştirmek için Tiae çekirdek modülüne kenetlendi. Tianhe-2 adı uzun yürüyüş anlamına gelen Tangxin 7Y3 roketiyle ateşlenmişti. Çin'in uzay kargo gemisi 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip ve 6,8 ton yük taşıyabiliyor. Tianhe misyonunun Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor. Çin uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor. Çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Ayrılmayın. Devam ediyoruz gün ortasına. Tokyo'dayız. Tokyo Olimpiyatlarına sayılı günler kala Olimpiyat Komitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre
Oyunlara yönelik yurt içi seyirci alımı kararı gecikecek. Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto Seiko, şu an önemli olan olimpiyatların güvenli bir şekilde düzenleneceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel kanıtları sağlamaktır dedi. Tokyo Olimpiyatları COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılacak. Seyircili mi, seyircisiz mi olacağı ise merak konusu. Olimpiyat tarihi yaklaşırken komiteden yeni bir açıklama geldi. Deniz aşırı seyirci alımı yapılmayacak olan oyunlara yurt içi seyirci alınması da henüz kesinleşmedi. Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto Seiko düzenlediği basın toplantısında olimpiyatların COVID-19 önlemleri çerçevesinde güvenle düzenleneceğine inandıklarını kaydetti. Seiko, şu an önemli olan olimpiyatların güvenli bir şekilde düzenleneceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel kanıtları sağlamaktır dedi. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak. Pozisyon farklılıklarımız var Yunanistan ve Türkiye olarak. Bugünkü görüşmemizin amacı bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı ve eğer bu mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşmeye yönünde ilerlemek. Bu çerçevede belirli bir program listesi üzerinde, ekonomik işbirliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. Yine aşı COVID-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Her iki ülke vatandaşları da aşı olmuş vatandaşlar ya da test sonuçları negatif olan vatandaşlar karşılıklı olarak iki ülkeyi de ziyaret edebilecekler. Bu durumda iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerini ivme kazandıracaktır. Bugünkü görüşmemiz bir fırsattı aynı zamanda. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi çerçevesinde bir görüşme yapmalarını kararlaştırmak açısından da bir fırsat teşkil etti. Sevgili dostum Mevlüt, müsaadenle sana bir kere daha Atina'ya hoş geldin demek istiyorum. Yine bu vesileyle seni tebrik etmek istiyorum. Yine Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle seni tebrik etmek istiyorum. Şampiyonlar Euro Basketbol Euroleague'deki başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum Nico Dendias. Ben de sözlerime Anadolu Efes'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Dün akşam çok heyecanlı bir final vardı. Ve bu finali izleyebilmem için akşam yemeğini de biraz hızlandırdın. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sene Türk ve Yunanistan takımları playoff'ta karşılaşırlar. İki takım bu sene sizden, iki takım bizden Avrupa Lig'de, Euro Lig'de oynamıştı. Ama gerçekten Anadolu Efes'in başarısı muhteşem. 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Niko'ya davet için ve bize ve heyetimize gösterilen ilgi ve misafirperverlik için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün Sayın Başbakan Mitsotakis, Nico Dendias ve heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Elbette bölgesel konuları da birlikte değerlendirdik, istişare ettik. Ankara'daki görüşmemizde ekonomik ve ticari konularda pozitif gündem oluşturulmasına karar vermiştik. Bu alanda istişareler yardımcılarımız tarafından Kavala'da yapıldı. Kendilerine de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede
birçok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek. İmzalanacak mutabakat zabıtları ve tesis edilecek mekanizmalar aracılığıyla somut işbirliği projelerini hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. Ve bu konularda Türkiye olarak gerekli iradeye sahip olduğumuzu söylemek isterim. Yunanistan'da da aynı iradeyi görmekten mutluluk duydum. Böyle gidersek bu konularda hızlı adımlar atabiliriz ve çok hızlı mesafe kat edebiliriz. Nico Dendias'ın da söylediği gibi bugün COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık. Bu konuda Yunanistan'da Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya ya da mutabakata varmıştı. Biz de daha önce yine AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan'la ayrıca Sırbistan'la karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Ben inanıyorum ki bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Ve bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm işbirliği konusunda arttırmak istiyoruz. Siyasi ve askeri diyalogumuz tüm kanallarda ilerliyor. Bundan önce istişari görüşmelerin 62.sini ve ayrıca bakanlıklar arasında siyasi istişareleri burada Atina'da yapmıştık. 63. istişari görüşmeler Türkiye'de yapılacak ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacağız. Geçen haftada askeri makamlarımız arasındaki güven arttırıcı önlemler süreci 4. toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte yapılacak toplantı, fiziki toplantı için yine Yunanistan'dan heyeti ülkemize bekliyoruz. Nico Dendias'ın da söylediği gibi liderlerimizin NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Nico'nun söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz tüm bu sorunların ve görüş ayrılıklarının. Ve bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız. Ve bu konuda Nico Dendias'la beraber birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hemfikiriz. Ben tekrar hem davet için hem de misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Türkiye'de başka platformlarda görüşeceğiz ama Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Antalya Diplomasi Forumu'na başka bir programdan dolayı katılamıyorsun. Yardımcınız geliyor. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi toplantısına da. Ama en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da temaslarına devam ediyor. İlk olarak Batı Trakya Türklerini ziyaret etmişti. Sonrasında da dün akşam mevkidaşı Nikos Dendias'la bir yemekte bir araya geldi. Bugün de Başbakan Mitsotakis'le bir görüşme, ardından da mevkidaşı Dendias'la bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına öne çıkan başlıklar özellikle aşı sertifikalarının karşılıklı olarak kabul edilmesi konusunda anlaşıldı. Turizm ve ekonomiye dayalı açıklamalar ve tabii ki ön koşulsuz
görüşmeye hazırız açıklaması geldi. Bundan sonraki süreçte Doğu Akdeniz'e atılacak adımlarla ilgili, Dendias'la ilgili daha önceden biliyorsunuz Türkiye 1 Nisan ayında Ankara'ya ziyaret gerçekleşmişti. Bir provokasyonla karşılaşmıştık. Ama sonrasındaki ilk ziyaret diyelim ve bu basın açıklamasını da canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Değerli konuklarımız olacak bizlerle birlikte bu dilimde şimdi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte olacak. Bir kez daha tekrarlayalım. Nikos Dendias'la Mevlüt Çavuşoğlu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Koronavirüse mücadele kapsamında iki ülke tarafından atılacak adımlar çok önemliydi. Aşı sertifikaların karşılıklı kabul edilmesi konusunda anlaşıldı. Yani negatif olmayacaksın ve aşı sertifikan olacak. Bundan sonraki süreçte de turizm anlamında her iki ülkede kapısını açacak gibi gözüküyor. Önemli başlıklar 25 maddede görüş birliğine vardık dedi turizmden ekonomiye kadar. Ve siyasi ve askeri görüşmeler ilerliyor. Ön koşulsuz Doğu Akdeniz'le ilgili, Ege'yle ilgili yaşanan sorunlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili yaşanan sorunlar var. Ön koşulsuz görüşmeye hazırız açıklaması geldi. Pozitif bir gündemle buradayız demişti Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Ziyareti kapsamında yaptığı açıklamalar da bu yöndeydi. Ve bununla ilgili açıklamaları da ekranlarınıza getirdik. Şimdi değerlendirelim. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden. Sayın Ünal hoş geldiniz gün ortasına efendim. Sayın Ünal, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir ziyaret Nisan'da Ankara, şimdi de Sayın Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti. Genel anlamda siz açıklamaları nasıl buldunuz, bir değerlendirme yapalım mı? Ama. Şu anda net duyuyor musunuz? Hemen arkadaşlarım müdahale edecekler. Şu anda da iyi değil. Peki, bir kez daha kontrol edelim arkadaşlar. Görüntü varsa görüntülerin üzerine biraz daha açıklayalım, yaşanan gelişmeleri aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos Dendias Atina'da bir basın toplantısı düzenledi. Atina temasları devam ediyordu. Bugün yalnız tabii ki Bakanlar Kurulu olduğu için sabah saatlerinde de açıklamalar geldi. Çünkü Bakanlar Kurulu toplantısına da Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağını biliyoruz ve erken saatlerde bir basın açıklaması oldu. Sayın Ünal, şu anda beni duyuyor musunuz? Bizim şu anda ana kumandadan kaynaklı bir sorunumuz yok teknik olarak ama belki sesini açmamış olabilirsiniz. Bir bakın isterseniz. Sayın Ünal, sanırım bağlantıda bir sorun var. Beni duymuyor arkadaşlar. Şimdi duyuyorum. Peki tamam. Şu anda hattaki sorun giderildi. Evet. Sayın Ünal, çok kısaca değerlendirmenizi alabilir miyim? Genel olarak açıklamaları nasıl buldunuz? Vallahi gene gitti ses ama anladığım kadarıyla bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina'daki temaslarıyla ilgili soruyorsunuz. Ben bu soruyu yani tam soruyu duymadığım için şu anda şöyle duyuyor diyebilirim. Musunuz? Yani efendim? Şu anda duyuyor musunuz? Evet, bu soruyu sordum evet. Size. Genel anlamda açıklamayı nasıl buldunuz Sayın Ünal? Ama gene gitti. Peki siz devam edin. Buyurun devam edin. Gene gitti ses. Sayın Ünal'la bir bağlantı sağlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Bir kez daha tekrarlayalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da temaslarına devam etti. Hafta sonu Batı Trakya Türklerini ilk olarak ziyaretti. Hatta bununla ilgili birçok açıklamada geldi. Tedirginlik de yarattı Yunan basınında. Ardından tabii ki tüm açıklamaları değerlendireceğiz. Tüm bakışlara bakacağız bu açıdan. Çünkü Doğu Akdeniz, Ege ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yaşanan sorunlar vardı. Nisan ayında Dendias'ın Ankara'da bir teması olmuştu. Hatta burada basın açıklamasında bir provokasyona şahitlik etmiştik. Şimdi bu açıklamaların hemen ardından da Mevlüt Çavuşoğlu Dendias'ı davet etmişti ve bu noktada Atina'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Hem Dendias'la hem Başbakan Meşotakis'le bir görüşme gerçekleşti. Ardından bir basın toplantısı. Sayın Ünal. Şimdi soruyu hala ben duyamadım ama anladığım kadarıyla deminki arkadaşla da görüşmemizden yani bu Çavuşoğlu'nun Atina temaslarını kısaca bir değerlendirme sorusu olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Bu görüşmelerden Yunanistan'la ilişkilerin toparlanması adına bir şey çıkmaz. Yunanistan'la ilişkiler çok ciddi köklü sorunlar içeriyor ve Yunan hükümetlerinin ve Kıbrıs Rum tarafı hükümetlerinin tavırları yüzünden bir ilerleme sağlanamaz. Burada mesela ben Türkiye'nin dış politikasındaki birçok konudan bizim hükümetleri eleştirebilen birisiyim.
Ama burada bir taraf göremiyorum. Yani Kıbrıs Rum tarafıyla ve Yunanistan'la bir uzlaşma ihtimali yoktur. Zaten Çavuşoğlu'nun da böyle bir beklentiyle oraya gitmiş olmasını düşünemiyorum. Olsa olsa bu Haziran'da 15 Haziran olması lazım. Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye ile ilgili olumsuz bir karar çıkmaması, Avrupa Birliği'nde son zamanlarda kullanılan tabirle pozitif gündem oluşturulması, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir pozitif gündem oluşturulması amacıyla gidiliyor. Buna yönelik olumlu şeyler çıkabilir ama öte yandan Kıbrıs Rum tarafı lideri Anastasiadis'in de Türkiye ile pozitif gündem sürecini veto edeceğine dair açıklamalar vardı geçenlerde. Bir takım da şartları vardı. O şartların zaten yerine getirilmesi falan mümkün değil. Ayrıca Türkiye'nin tanımadığı bir ülkenin, normalde Türkiye açısından bir korsan devletin Türkiye'nin bu pozitif gündem sürecini veto etmesi ilginç olacaktır zaten. Yunanistan'la meseleye gelince burada Yunanistan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyor. Ama bunun da gerçekçi bir senaryo olduğu Avrupa Birliği içindeki ilişkiler ağı çerçevesinde düşünüldüğünde pek mümkün görünmüyor. Eğer Türkiye çok aksine bir gidişat olmazsa kendisini destekleyen Avrupa Birliği içerisinde başta Almanya olmak üzere İtalya, İspanya gibi ülkelerin ve Doğu Avrupa'da da özellikle Bulgaristan, Macaristan gibi ülkeler ki bunlara son zamanlarda Polonya'nın da katılmış olduğunu varsayabiliriz. Bu ülkelerin de destek ve yardımlarıyla zaten Yunanistan'a destek veren belki de tek ülke şu anda Fransa. Yani Fransa ile Türkiye bu söz düellosunu devam ettirdiği sürece bundan dolayı bir takım sorunlarla karşı karşıya gelecektir. Ama Türkiye günün birinde Fransa ile ilişkilerini bir derli toplu hale getirir mi bunu bilmiyoruz. Mevcut haliyle ama Fransa'nın Almanya'ya ve İtalya'ya rağmen Türkiye'nin bu pozitif gündemini durdurması ihtimali zayıf. Ama yine de ihtiyatı elden bırakmamak lazım. Şimdi pozitif gündem ne dediniz siz de aslında açıklamalarınızda. Türk dış politikasının bu noktada o zaman gelinen aşamada özellikle 14 Haziran'dan önceki bu ziyaret Mısır'la bir anda yapılan yakın ilişki çok önemliydi. Burada heyetler arası görüşmelerde başladığını görüyoruz. Türk dış politikasında gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Valla Türk dış politikasında bir düzelme var ama aynı zamanda bozulma da var. Yani Türk dış politikası her ne hikmetse bir türlü derli toplu bir şekilde yönetilemiyor gibi. Yani mesela sizin de söylediğiniz gibi Mısır'la ilişkilerde bir toparlanma vardı. İşte Suudi Arabistan'la ilişkiler daha da belki bir rayına oturtuldu. Hızlı da gidecekmiş gibi göründü. Çünkü ilk defa bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmeler, görüşmeler söz konusu oldu Mısır'la. Fakat şu hatta İsrail'le de ilişkiler düzeliyordu. Özellikle şu son Filistin çatışmalarından hemen önce İsrail-Türkiye ilişkilerinde bayağı bir mesafe kat edilmiş görünüyordu. Fakat bunlarla ilgili bu Filistin olayları sırasında yapılan açıklamalardan dolayı bir geriye doğru kayma var mı bilmiyorum. İsrail'le var ama inşallah bu Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilere de yansımaz. Öte taraftan Türkiye'nin şu Suriye'deki son seçimler üzerine yaptığı açıklama bence çok talihsiz bir açıklama. Dışişleri'nin açıklaması. Çok 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 gereksiz, çok talihsiz bir açıklama. Durup dururken adeta sürekli kendisini de yeterince demokratik olmadığı için eleştiren batılı ülkelerle bir anda aynı çizgiye gelip Suriye'deki seçimlerin meşru olmadığını söylemesi falan Türkiye açısından bence çok büyük bir talihsizlik. Öbür taraftan Rusya ile ilişkilerde de bozulmalar var galiba. Çünkü Rus tarafı gerek Lavrov'un gerekse Zaharov'un yaptığı açıklamalarla bu rahatsızlıklarını da dile getirdi. Ne hikmetse Türkiye nüanslar üzerine oturtulmuş, dengeleri iyi yöneten, her iki tarafa da şeffaf olabilmeyi başaran dış politika seçeneklerini üretmede ve yönetmede yeterince hünerli görünmüyor. Eskiden Türkiye bu işleri iyi yapardı. Evet,
Peki ne yapılması gerekiyor? Çok kısaca alalım hocam. Müsait değilsiniz, dersiniz var biliyorum ama. Evet. Yani buyurun. Şöyle, burada mesele şu. Bu dış politikayı kendi alanının içinde değerlendirmek lazım. İç politikaya alet etmemek lazım. Mutlak surette dengeleri iyi gözetmek lazım. Türkiye'nin çıkarlarını ön planda tutan politik seçeneklere yönelmek lazım. Örneğin Filistin meselesi bizim bir milli davamız mıdır? Uğrunda savaşı göze alabileceğimiz bir dış politika meselemiz midir? Yoksa aslında Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir tarafı, Filistinlilerle İsrail arasında öbür tarafı olmak üzere bizim açımızdan bir insan hakları sorunu, haksızlığa uğramış bir topluma yardım etme ve iyi ilişkiler içinde olmak istediğimiz Arapların İsrail'e karşı İsrail'le bu konuları çözmesine yardımcı olmamız lazım gelen bir alan mı? İsrail'le de bu alanları, yani Araplara bu konularda destek verirken, İsrail'le de ilişkileri bozmadan, düşmanca hale getirmeden yapmamız gereken bir alan mı? Bence üçüncüsü benim dediğim seçenek. Aslında ben bizim yetkililerin yaptıkları açıklamalara baktığımda da bunu söylüyorlar. İki devletli çözüm istediklerini söylüyorlar. Ama bunları İsrail'i çok ağır bir dille eleştirmeden, Arap ülkelerinin acaba Türkiye bu işe ideolojik bir tarzda mı bakıyor? Bizim bizi ilgilendiren konularda çok fazla açıklama yapıyor demesine sebep olan girişimler olmaksızın da yapmak mümkün. Fakat bunları Türkiye'nin son yıllarda bu nüansları iyi yönetemediğini, ip cambazı gibi oynanması gereken diplomasiyi böyle gergin ipte yürümek konusunda başarılı pek görünmediğini görüyoruz. Kriz olmadığı zamanlarda 3 aşağı 5 yukarı idare ediyor ama böyle çok krizli dönemlere girildiğinde sıkıntılar yaşıyoruz. Peki. Sayın Ünal çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte oldu. Haziran ayında NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden bir araya gelecek. Hem Amerika ile yaşanan sorunlar var. Doğu Akdeniz ekseninde Suriye'nin kuzeyi çok önemli. Bir de S-400 konusu var. Tabii bu doğrultuda bundan önceki ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu ve yapılan dış politika açıklamalarında Türk Dışişleri'nden şu vardı: pozitif gündemle görüşülecek. Pozitif bir gündemle Yunanistan'a gidiyoruz diye tüm değerlendirmeleri aldık. Şimdi Konya'ya gideceğiz. Konya'da da Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı var ama birazdan döneceğiz bu tatbikata. Ama kısaca biz tatbikat öncesinde Dendias'ta Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarına bir kez daha değinelim. Atina'da bir basın toplantısı yapıldı. Temasları kapsamında Mevlüt Çavuşoğlu önce Batı Trakya Türklerini ardından Dendias'ta bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti mevkidaşı Yunanistanlı ve bugün de Miçotakis, Başbakan Miçotakis'le bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında mevkidaşı Dendias'ta bir basın toplantısı düzenlediler. Burada özellikle belirtilen bundan sonraki süreçte turizmle ne olacak? Türkiye tüm dünyada olduğu gibi COVID-19'la mücadele ediyor efendim. Aşı sertifikası konusunda uzlaşı sağlandığını, aşılama işlemleri turizmden ekonomiye kadar birçok konuda da anlaşma yapıldığı belirtildi. Ve tabii ki Doğu Akdeniz'deki mesele de gündeme geldi. Ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu Sayın Çavuşoğlu dış politika gündemini aktardı. Şimdi biz Konya'ya gidiyoruz. Konya'da Buse Gençlik bizi bekliyor, muhabir arkadaşımız. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı devam ediyor. Detaylar Buse'de. Buse, seni dinliyoruz. Sağ tarafımızdan yıldızlarımız bu kez kokpitleri size bakacak. Yeşmer Yılmaz, Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor ve tatbikatta sonu Türk ve Türk yıldızlarının gösteri uçuşlarının olduğu kısımdayız. Bu noktada 3 ülkenin katılımıyla yapıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Katar ve Azerbaycan ülkeleriyle birlikte yapılıyor bu tatbikat ve o gösteri uçuşunu Türk yıldızları gösterilerine başladı. NF-5-2000 olduğunu belirtelim tabii bu uçakların ve oldukça aslında güzel nefes kesen görüntüler burada. Biz şimdi kameraman arkadaşımız sizlere gösterecek o Türk yıldızları şu anda pasaj geçişini de yapıyor ve aralarında sadece uçakların 1 metre var. O 1 metrelik mesafede nefes keser. Bu
Tabii birazdan solo Türk gösterisi olacak. Benzersiz bir manevrasıyla biliniyor. Tabii sesimizi... Ankası 2021 tatbikatı devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Buse Gençtürk Konya'dan bize aktardı efendim gelişmeleri. Biz dış politika gündemimize devam ediyoruz. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Özgür Tör de şimdi bizlerle birlikte gün ortasında. Sayın Tör, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimize de selamlarımı, saygılarımı sağ olun getiriyorum. Efendim. Evet, dış politika gündemi dedik. Çok başlık var ama hemen sıcak gündem tabii ki Yunanistan'da Sayın Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Dendias'la temasları, önemli açıklamalar geldi ama daha çok ekonomi ve bundan sonraki süreçte koronavirüsle mücadeleyle ilgili açıklamaları gördük ama siz genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz bu ziyareti? Şimdi tabii ülkenin diplomatik anlamda karşılıklı bir ziyaret etmeleri, iyi niyetlerini ortaya koymaları çok önemli bir konu. Yani bu uluslararası ilişkilerin temel konularından bir tanesi. Bununla ilgili herhangi problem yok ama burada Yunanistan'ın sürekli marjinal istekleri üzerinde boğuşmakla geçiyor. Yani bizim Dışişleri Bakanımızın yaptığı ziyaret sırası veya tarihsel perspektife baktığımız zaman Yunanistan bu coğrafyanın kendisinin tamamen sahibi olduğunu algısı var Yunanistan'da. Böyle bir algı var. Bazı batılı ülkelerde bunu körüklüyorlar aslında. Hani siz oraları işte şurası sizin burası değil mi körüklüyorlar. Şimdi bu yanlış bir tutum bir kere. Bunu ortaya koymak lazım. Yani bizim sunduğumuz öneriler, yani bizim Dışişleri Bakanımızın, geçmişte de aynı şekilde, bugün de öyle, gelecekte de öyle olacaktı mutlaka. Bizim kişilerinin özellikle de, yani devletimizin diyelim sunduğu bölüm ne üzerine kurulu genellikle? Paylaşımcı. Yani, şunun üzerinde duruluyor genellikle. Biz diyor, mesela Ege konusunda ne yaparız? Hep beraber Ege hepimize yeter. Ortak şekilde paylaşırız. Oradaki kaynakları ortak şekilde paylaşırız. Ama Yunanistan biraz bu konularda biraz önce söylediğim gibi maksimum faydayı alacak bir şeyde, açgözlülük demek istemiyorum çok fazla ama eğilimde. Yani sürekli olarak kendisinin daha fazla nasıl elde ederim üzerinden geçiyor. Hatta bu konuyla ilgili biraz farklı bir coğrafya olmak, mantalite anlatma açısından çok önemli olduğu için arz edeyim. Sayın Denktaş'la ilgili böyle bir açıklaması vardı geçmişte, anısını anlatıyor. Diyor ki Kıbrıs'ta ilgili biz diyor şunu konuşuyoruz diyor. Diyor ki hani daha şeyden önce görüşmelerden önce işte şu kadar yüzde şu kadar bu kadar falan anlaşılıyor. Masaya oturulduğu an karşıdaki zihniyetin kafasında olan şey şu. Ben zaten onu aldım. Yani ön görüşmelerde ben onu aldım. Şimdi onun üzerine de alabilirim. Şimdi bunu hayatını bu mücadeleye vermiş. Bu konuda yani çocuklu yaşlardan son nefesi verene kadar Kıbrıs'ta mücadele göstermiş. Hayatını buna adamış bir insanın tecrübesidir bu. Yani evet. Bunun bir kere böyle olmadığını sayın buradaki diplomatlara, yani Yunanistan temsilcilerine anlatılması lazım. Bu tabii zor. Biraz önce söyledim. Neden zor Yeşim Hanım? Arkasındaki onları sürekli olarak bize karşı iten bazı batılı ülkelerden dolayı zor. Yani biz aslında baş başa kalsak çok rahatlıkla halledebilir. Hatta şunu da söyleyeyim, size hemen size geri edeceğim. Ben Yunanistan'da göre yaptım. Yunan halkının ortalama, yani standart Yunan halkının aslında Türkiye'ye bakış açısı son derece normaldir. Hiç olumsuzluk yoktur. Yani siz dışarıda çıktığınız zaman işte ben Türkiye'den geldim, Türk'üm dediğiniz anda size karşı negatif bir çoğunluğunu söylüyorum. Tabii mutlaka istisnalar vardır. Çoğunlukla size negatif bir etki oluşturmaz. Yani oradaki halkın size karşı bir sempatisi ve komşuluk ilişkisi vardır. Ve dini inanç hariçte toplumsal kültürel yapılar birbirine benzerlik gösterir. Yani bunlar aslında iki ülkenin dost olması açısından önemli kazanımlar. Ama biraz önce söylediğim gerekçelerden dolayı nedense bir türlü tam istenen dostluk sağlanamamakta böyle bir sıkıntımız var. Tabii. Çok önemli. Sizin söylediğiniz gibi yani ikimiz halledebilirsek dediniz ki Sayın Çavuşoğlu'nun da bu yönde açıklamaları vardı değil mi geçtiğimiz aylarda? Yani
Avrupa Birliği, Amerika değil, biz yan yana gelelim komşu iki ülke olarak. Biz kendimiz çözmeye çalışalım ama ne yazık ki tabii ki burada proxy devletler açısından bakarsınız pek de mümkün gözükmüyor. Yunanistan'ın da burada provokasyonların devam ettiğini görüyoruz. Ya bir sonuç çıkar mı bundan sonraki dönemde? Yunanistan'da bu istişari görüşmeler devam ediyor ama ne ilk ne de son 63. görüşme olacak. Yani bu açıdan değerlendirirseniz kısaca alayım. Çünkü Amerika'yı da sormak istiyorum aslında tüm bu gelişmelerin ışığında NATO zirvesi var. Sayın Tör. Evet. Yeşim Hanım şöyle, sorunuzu çok basit şöyle söyleyeyim. Bakın bu 63. görüşme dediniz, yanlış duymadıysam. 163, 263, 563 de olsa bir şey çıkmaz. Yani çünkü mantalite olarak, böyle söyleyeyim, yani o mantalitenin, karşıdakilerin, Yunanistan'ın mantalitesinin, algı yapısının bu konuda değiştirilmesi, farklılaştırılması lazım. Bunun da olması için arkasındaki o Dışişleri Bakanı dediği doğru. Hani Avrupa Birliği, Amerika destekli bir bakış açısını ve onun da vekaletleri var. Sadece o kendisi direkt görünmüyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri geliyor, Suudi Arabistan geliyor. Hiç alakasız hani şey vardır, Hint'ten Yemen'den gelme diye bir tabir vardır böyle. Çok uzaktan alakasız şey getiriyorlar. Müttefik kazanma çabaları var. Yani bu kendi diplomatik çabaları açısından, onlar açısından söylüyorum. Kendileri açısından kazandığını zannedebilirler ama o tip uzaktan gelenler mutlaka uzağa dönerler Yeşim Hanım. Yani biz burada komşu komşu ileride kalırız. Yani o yüzden bizim ortak menfaatlerde buluşmamız, paylaşımcı olmamız onlar açısından, bizim açımızdan da doğru olandır. Güçle sorunu çözmeye çalışan Yunanistan orta ve uzun vadede ve kısa vadede kendisi kaybeder. Evet. Türkiye'ye karşı bunu da bir kenara not edelim dedim. Buyurun ben sorunuzu Amerika ile veya başka ile evet, hazırım. Şimdi şöyle Deda çok önemliydi Batı Trakya Türklerine bir ziyaret. Hatta Yunan basınında da böyle bir kargaşaya neden oldu. Bir panik yarattı Sayın Çavuşoğlu'nun ziyareti. Doğu Akdeniz'de üstlenmeyi de Amerika birçok bölgede olduğu gibi devam ediyor. Yani bunu kararlarını da gösteriyor. Ama asıl önemli olan NATO zirvesi olacak gözüküyor. Çünkü gözler NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Siz ne bekliyorsunuz bu zirveden? Yani önümüzde Suriye'nin kuzeyi var, S-400 konusu var, Doğu Akdeniz var. Yani FETÖ ile mücadele birçok başlık var ama genel olarak ne çıkar bu toplantıdan, bu görüşmeden? Önce girişte kullandığınız şu DDAŞ'la ilgili, yani onunla ilgili şeyi söyleyeyim. Bu Batı Trakya'daki Türklerin hak ve menfaatleri çok önem arz eden bir konu. O yüzden Dışişleri Bakanımızın veya diğer devlet yetkililerinin bu bölgeye yaptığı ziyaretler çok önemli. Bakın biz burada hiçbir zaman biraz önce söyledim, Yunanistan'ın yani maksimalist bir politika izlemiyoruz. Bizim oradaki Türklerin tabii hak ve menfaatlerini koruyoruz ama hiçbir zaman orada çok ayrılıkçı bir politika izlemeyerek dostluğu ön plana çıkıyoruz. Bu önemli. Sınırdan geçtiğiniz zaman devlet görevliyseniz mutlaka oradan ne yaptığınızı Yunanlar takip ederler. Bakın bunu orada bir korku vardır, yani orada bir çekince vardır. Bunu daha sonra ayrı bir programda uzun süre ben size anlatırım. Kendi yaşadıklarımı da anlatırım, anılarımı da bu konuyla ilgili. Daha detaylı görüşürüz. Şimdi Amerika ile ilgili bölümüne geçecek olursanız, orada gelen bir hanımefendinin bakan yardımcısı görevi yanlış hatırlamıyorsam, açıklaması var. Diyor ki Türkiye ne yapacağını biliyor diyor. Şimdi bir açıklaması var ama şimdi bizim burada tabii bağımsız bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti bu görüşmeden de kendini menfaatlerine, yani ülkesinin menfaati yönelik çıkarımları ve kazanımları sağlamak birinci öncelikte hedefimizdir. Şimdi bizim parasını verip aldığımız bir silah sistemiyle ilgili bir sorun, ortak teknik ekip kurulsun, o olsun, bu olsun diye çabalarımız var. Bununla ilgili yani bizim başka ne gibi bir şey yapabiliriz konusunda ben biraz yetersiz kalıyorum. Yani başka yapacağımız fazla bir şey olduğunu ben düşünmüyorum bu safhadan itibaren. Onun dışında bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO şemsiyesi altında beraber aynı barış koruma görevlerine katıldığımız bir ülkenin terörist unsurları sadece isim değişikliği yaparak, yani PKK terör örgütünün farklı isimlerini vererek Suriye'nin kuzeyinde bize karşı bunların silahlandırılmasının kabul edilemez olduğunu bizim devletimiz, yani en başta Cumhurbaşkanı tarafından anlatılacağını, bu görüşmelerde tekrar dile getireceğini ben düşünüyorum. Evet. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada yani bu konuda yani şöyle ortak bir karar almak şöyle doğru. Yani terör tanımı tektir ve terör her yerde terördür. Bunu ben hep şu şekilde anlatıyorum. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç işleseniz, terörle ilgili bir faaliyette bulunsanız ve hemen daha sonra güney kesime geçip Meksika'da bir isim değişikliği yapsanız bu sizin terörist olmadığınız anlamına geliyor. Yani böyle bir algı da yok, böyle bir uluslararası hukuk da yok, böyle bir norm da yok. Kesinlikle terör ve teröristin tanımı bellidir.
Sherman'ın açıklamasını gördünüz mü Sayın Tör? Özellikle McKenzie ile olan o fotoğrafla birlikte YPG'nin tek amacı diyor DEAŞ'la mücadele etmek. Destek devam. Şimdi DEAŞ denen bir örgüt orada bir şekilde kuruldu. O da çok ayrı bir inceleme konusu. Nasıl kurulduğunu yaptım. Çok uzun da olduğu için şimdi bizim programımızı insicamını bozmamak adına çok fazla girmiyorum ama DEAŞ bir anda yok oldu. Şimdi DEAŞ yok olduğuna göre o zaman bu biraz önce söylediğiniz DEAŞ'la mücadele ettiği iddia eden bu terör örgütü diyorum ben. Bak devisim kullanmıyorum. Benim standartım var. Terör örgütünün de ortadan artık desteğin cerezden çekilmesi lazım. Yani bu çok önem arz eden bir konu. Şimdi burada buradaki silahlı unsurların yavaş yavaş, bakın şu çok kritik bir konu, önce şunu söyleyeyim. Bize karşı terör ihracatta bulunuyor bir kere. Yani buna terör örgütü. Yani bir kere bunun her zaman hiç değiştirmiyor. İkinci bir konu, gittikçe artan bir destek neticesi de sırnak işte söylüyorum, sürekli güç arttırıyor. Silahlanma gücü arttırıyor. Yani önce hafif silahlar verildi. Mühimmatları verildi. Sonra biraz daha ağır silahlar verildi. Şimdi Bradley dediğiniz zırhlı personel taşıyıcıları, tam şu an onlara vermediler onu ama yakın zamanda bu şöyle, önce sıcak kurbanın ısıtması, önce tutuyorlar orada, daha sonra ya biz zaten işte ayrılacaktık bölgeye gidip onu veriyorlar. Yani tank vermeye mi kalkacaklar? Yani gittikçe orada bir oluşum, siyahlı kuvvetlere benzer, tırnak içi söylüyorum, böyle bir şey yapamazlar da buna yönelik bir çaba var. Dolayısıyla buna işte bu görüşmeler, diplomatik anlamda veya başka şekillerde dur demek lazım. Bakın o Bradley araçlarının, yani biz şöyle, sonuçta çok fazla bizim gücümüzü negatif olarak etkilemez ama sadece zırhlı personel taşıyıcı üzerinde tank savaş füzesi atan bir silahtır. Yani üzerinde küçük 25 milimetre topu vardır. Aynı zamanda yani neredeyse mekanize piyade moduna geçirmeye çalışıyorlar. Tabii şunu da unutmayalım, böyle yapmaları daha çok hedef olmaları anlamına gelir. Yani geçmişte Irak'ın kuzeyinde terör örgütü olarak mücadele ettiklerinde daha zor tespit ve iması etkisi hale getirilmesi varken böyle düzenli olarak bir savunma çalıştırdıkları takdirde daha süratle etkisi hale getirmişler. Dolayısıyla yani o araçlara falan çok fazla güvenmesinler. Amerika Birleşik Devletleri de belli bir süre sonra Doğu Asya'da gereken Çin'le ilgili askeri mücadele için Afganistan'dan çekilmesinin de en büyük sebeplerinden biri bu. Dikkat edin, Libya'da geriden müdahalede durdu. Dolayısıyla bu tip, yani biraz önce Yunanistan'da komşuluk şeyini ön plana çıkarttığımız gibi burada yaşayan insanlar da bizimle beraber yine bu coğrafyada kalacaklar. O yüzden kimse sırtını böyle 10 bin kilometre uzaktan gelenlere bence dayamasın. Ve şeyi de altını çizeyim özellikle. Bence nasıl Mısır'la diplomatik ilişkileri ben uzun süredir savunuyorum. Uzun süredir bu kanallarda dile getiriyorum. Evet. Artık Suriye'de bir seçim süreci tamamlandığına göre Suriye ile de bir an önce bana göre diplomatik ilişkilerin kurulması ve ortak tehdit olan bu PKK terör örgütünün, hiç başka isim vermeye gerek yok, burada uzaklaştırılması yönelik girişimin başlatılmasının işimanın ben uygun olacağını değerlendiriyorum. Evet, aslında tabii çok önemli bir noktaya değindiniz Sayın Tör. Mısır'la değil mi uzun zamandır konuşuluyordu bir an önce ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi gerektiği ki biz bunu gördük ki Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Mısır ilişkileri açısından atılacak adımlar bölge açısından çok önemli. Bölge ülkeleri açısından da çok gerekli olan bir şeydi. Şimdi bu noktada Suriye ilişkilerinde düzelmesi gerektiğini söylediniz. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz önümüzdeki dönemde ki şunu da değerlendirmenizi istiyorum. Mısır'ın da Türk dış politikasında da değil mi yeni gelişmeler ve yeni bir yol var. Biz bunu da görüyoruz. Mısır'a baktığımızda Türkiye, Katar, Libya ve Hamas'a yönelik yeni adımlar atıyor. Hem Mısır'ın dış politikasında hem Türkiye ve Mısır'ın birlikte olmasıyla birlikte hangi adımları atacağını da iki soru sormuş oldum ama belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi Mısır tarihi olarak bakın yani Firavun dönemine bakın, işte Memlükler dönemine bakın, Hatimiyat çok değişik dönemine bakın. O coğrafyanın Mısır kontrol eden coğrafya o bölgede etkindir. Yani bu tarihi gerçekliktir. 1950 yılına kadar da işte daha Memlüklerden gelen, daha sonra Osmanlı'dan devam eden Türkçe konuşan insanların yönettiği bir ülkedir. Ama konu o millet bu millet olabilir. O coğrafya hakim olan, yani Nil boyunun, Nil deltasına hakim olan o bölgede bir güç sahibi olmaktadır. Evet. Bu coğrafyanın kaderde lafı var. İşte bu buradan gelir. Şimdi burada siz Türkiye Cumhuriyeti olarak Libya'da kazanımlarımız var. Çok doğru politika izlendi. Bunun taçlandırılması, arttırılması için gerektiğinde İsrail'le olan işte bu Gazze şeridi, o bugün konuşmalar, konularda diplomatik anlamda ilişkiler kurulması için Mısır'la diplomatik ilişkilerin kurulması ve tekrar aynı eskiden olduğu gibi daha
kardeşlik üzerine, dostluk üzerine bir iletişim kurulması çok önemlidir. Çünkü bir an önce söyleyeyim, çerçevede İsrail'le olan ilişkimizi etkiler, Libya'yla olan ilişkimizi etkiler, daha güneyde ta Etiyopya'ya kadar ilişkimizi etkiler. Bir de Suriye'yle olan ilişkimizi etkiler. Bakın İsrail'ler hep şöyle tanımlar. Mısırsız barış, Suriye'siz savaş olmaz. Yani Orta Doğu'da öyle bir tanımlama yaparlar. Niye yaparlar? Çünkü Mısır önemli bir güçtür. Mısır'ı hep karşılığını almamak isterler. Hep dost olarak, yani onda problem çıkartmaması. Bu Camp David'sizleri, onlar hep bununla alakalı konulardır. Ama Suriye'de işte yaşanan son yaklaşık 8-9 yıldır yaşanan problemde de iç karışıklara giderek onu kuzey bölümünün Sel kendi açısından emniyete almaya çalıştı. Şimdi bizim hem Mısır'la diplomatik ilişkileri geliştirmemiz, biraz önce söylediğim gibi Libya ve İsrail konusu hakkında da bize kazanım sağlayacağı gibi Doğu Akdeniz'de bizim bazı bölgesel alanlarda bizim mavi vatanla ilgili konularımıza katkı sağlayacak gibi Suriye'li olan ilişkilerimize katkı sağlayacaktır. Bakın daha çok devletlerin ömürlerine kısadır. Adana mutabakatı 1998 yılı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok önemli bir kazanımdır. Hep uluslararası konularda da bugün de ben yani. Adana mutabakatı ile ilgili bölümlere biz döndüğümüz zaman bakın terör için burada birçok konu var ama terör en önemlilerinden bir tanesi. O zaman bizim İki ülkenin, orası Suriye coğrafyası. Yani birçok ülkenin askeri falan dolaşıyordu ama biz sadece Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı görüyoruz. Aslında daha görmediğimiz Fransa, İtalya, İngiltere, birçok özel kuvvetlerin orada dolaşıyor. Halbuki bunun hiçbir tanesinin yeri yok. Normalde olması gereken Suriye'nin toprağı orası. Ve Suriye'nin kendi hakimiyetinde olması lazım. Şimdi bana uluslararası hukukçu birisi çıksın söylesin, desin ki mesela bizim hemen sınırımızın 20 kilometre ilerisindeki coğrafya kime ait? Cevap Suriye'ye ait, yani uluslararası hukuk bunu gösteriyor. Peki o zaman birinci saydığım çok değişik milletlerin askerlerinin orada ne işi var? Değil mi? Yani çok basit sorular bunlar aslında. Basit, bazı şeyler basittir. Tabii. Bizim orada PKK ile ilgili, terörle ilgili koridoru tamamıyla etkisiz hale getirmemişsin. Suriye ile diplomatik ilişki yok. Adana mutabakatı çerçevesinde teröre ortak mücadele etmenin en basit ve uluslararası güç anlamında, uluslararası hukuk anlamında, gücü nerede alıyorsunuz? Hukukta alıyorsunuz. Uluslararası hukuk anlamında çok önem arz ettiğini ben düşünüyorum. Sayın Biden'ın seçimden önce iki tane konusu vardı. Bir, insan hakları, iki, çevreyle ilgili konular tedbir alacağını söylemişti. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Şimdi burada yaşayan insanların da hakkı açısından insan hakları çok önemli bir konu. Bir de Türkiye'ye gelen 5 milyondan fazla Suriyeli göçmenden bahsediyoruz. Tabii. Bu insanların da bu coğrafya özellikle oradan boşaltmak için orada terör olayları yaratıldı. Bu coğrafyaya döndürülmesi lazım. Bak, güvenli bir şekilde değişik bölgelere dönecekler. Güvenli şekilde, tabii güvenli şekilde. Şunu yalnız bakın, şu hiç kimse yanlış anlamasın. Yani ben şunu demiyorum. Ya bu adamlar gitsin, biz istemiyoruz mantığından farklı bir şey söylüyorum. Hı hı. Şunu söylüyorum. O coğrafyanın bilinçli olarak boşaltılması karşısında o coğrafyada geçmişte yaşayan insanların o coğrafyaya dönmesi lazım. Yani gitsin mantığında insan şöyle bakabilir. Ya bunların hepsini Avrupa'ya gönderin. Yani ben öyle bir şey düşünmüyorum yani akademik anlamda. Ben o coğrafyadan gelenlerin tekrar o coğrafyada dönmesini, oraya bazı planlar kuranların planlarının bozulması açısından önemli olduğunu ifade ediyorum. Güvenli şekilde, sizin de belirttiğiniz bir yaşam olarak. Güvenli şekilde, yani bir deport şekli değil de orada barışçı bir şekilde insanların kendi doğduğu toprakları yaşayacak şekilde ve terör koridoru oluşmasına da denge olacak şekilde hiçbir etnik, inanç, hiçbir şey gözetmeden o inançların o bölgede tekrar yaşaması, İslam etmesinin insan hakları, biraz önce dedim ya, yani insan hakları açısından da çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Memleketlerin çoğunun böyle olduğunu, herkesin çoğu insanın da bu şekilde. Şunu da sormak isterim. Şimdi Suriye'yle görüşmeler dediniz ya, şimdi bir seçim vardı biliyorsunuz, Beşar Esad 4. kez Cumhurbaşkanı oldu ki sabaha kadar kutlamaları da gördük biz. Günlerce sürdü bu kutlamalarda. Arkadaşlar görüntüler varsa o görüntüleri de verelim izleyicilerimize. Şimdi burada yalnız hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem de Türkiye, Ankara tanımadı seçimleri. Hem bunu nasıl okursunuz? Bir taraftan da sizin de bahsettiğiniz gibi Suriye'nin kuzeyi çok önemli, ikili ilişkiler çok önemli. Aslında devlet aklının hani burada devreye girmesi gerektiğini belirtiyorsunuz değil mi? Ben yanlış anlamadım. Söylediklerinizden bunu çıkarıyorum. Keza Mısır'la olduğu gibi bu bölgesel anlamda ilişkiler açısından. Şam ve Ankara arasında kısa bir zamanda ya da yakın bir gelecekte bir temas gerçekleşir mi? Yani onunla ilgili net bir şey söylemek beni yanıltabilir. Yani ben hani gerçekleşir desem, gerçekleşmezse bu sefer seyircilerimize karşı mahcup olmak isterim. Ben
akademik anlamda ideal olanı arz ediyorum. Yani diyorum ki bunun olması şuna katkı sağlar. İşte terörle ilgili mücadelemize katkı sağlar şeklinde ifade ediyorum. Bakın burada 2014'te başlanan bu hareketlerde bence Suriye politikasında bir teknik yönden bir hata var. Teknik yönden hatayı şu şekilde açıyorum. Bakın. Şimdi bu Suriye, Irak, özellikle Suriye ama bunlardan. Suriye, geçmişte Mısır'da var, Libya. Burada özellikle Suriye'de bu işin icatçısıdır, çıkarandır Irak'ta Suriye, özellikle Suriye. Bazı rejimlerin temeli şudur. Geçmişte şu an pek bazı rejimi kalmadı ama 1940'lı yıllarda öncesi vardır ama aslında 40'lı yıllarda çıkmıştır. Arap milliyetçiliği üzerine çıkmıştır. Yani burada mezhepsel, ırksal bölünmekten çok Arap milliyetçiliğinin ön plan çıkan bir yaklaşımdır. Bunu şunun için ifade ettim. Şimdi siz mezhepsel veya dinsel, inançsal çeşitli inançlar açısından bu rejimi veya bu bölümü çökertmeniz çok zordur. İşte çökmeyeceğini biraz önce seçimlerde gösterdiğiniz şey çıktı. Bakın bütün orada yaşayan çeşitli, çeşitli tek tek saymak istemiyorum ama hani böyle adet oldu. İşte Sünni oldu falan filan şekli. Çoğu grup tekrar Beşar Esad'ı destekledi. Yani burada Beşar Esad'ı sevip sevmeme konusu ayrı bir konudur. Beşar Esad'ın geçmişte hataları vardı. Bu ayrı bir konudur. Ama Suriye'nin etrafında yani o bölgede yaşayan insanların çoğunluğu tekrar onu seçtiler. Şimdi ben bu konuda o ülkenin içişlerinden ziyade ben ülkemin kendi menfaatlerine bakarım. Yani benim Türkiye Cumhuriyeti'nin alem menfaatleri önemlidir. Orada başımda yöneten insanı diyelim ki Yeşim Hanım şey, örnek olsun söylüyorum. Çok beğeniyordur. Ahmet Bey hiç beğenmiyordur. Ben beğenmiyorumdur. Bu konumuzun ayrı bir göstergesidir. Yani bu çok direkt konumuz değil. Bizim için orada acaba ülkemizin çıkarlarına, menfaatlerine ne sağlayabiliriz? Bir de orada yaşayan, biraz önce söylediğim göç etmiş, zorla evinden terk edip insanlara nasıl bir haklarını geri almaları ve sağlıklı bir şekilde, mutlu şekilde yaşamaları üzerinde. Çünkü o insanlar oraya gittiği zaman bizim için de yararlı olacak. Buradaki çeşitli nüfus ve diğer masraflar ise. O insanlar da sonuçta bizimle beraber yaşadılar. Çoğunla aynı dili konuşuyoruz. Aynı coğrafya, geçmişte Osmanlı'sa hep aynı coğrafyanın çocuklarıyız. Dolayısıyla o insanların güvenli şekilde orada yaşamaları hepimizin katkısıdır. Bununla ilgili mesela şartlar ön plana çıkarılabilir. Yani Beşar Esad'ın çünkü geçmişte yaptığı yanlışlar var şeyle ilgili. Dediğiniz gibi mesela bakın biz bunları gönderiyoruz ama herhangi bir şekilde güvenliğiyle ilgili problem olmasın. Mesela böyle anlaşma Adana mutabakatı üzerinden bu tip anlaşmalar geliştirilebilir. Ben sorunuza biraz yaşamadım. Politik cevap verdim ama inşallah olur diye. Yani ben o tekrar sorunuza özür dilerim. En azından burada hani alınması gereken önlemler ve tabii ki ülke ilişkileri diplomatik anlamda ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Çok kısaca şunu da sormak isterim. Vaktimiz kalmadı ama bir iki cümleyle. Savunma sanayi anlamında aslında Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı sormak istiyorum. Son olarak değil mi? Polonya ile yapılan bir savunma sanayi anlaşması. 24 SİHA NATO üyesi bir ülkeye satıldı. Filipinlere keza yapılan anlaşmalar vardı. Nasıl değerlendirirsiniz kısaca? Savunma sanayi çok önemli. Bakın Cumhuriyet ilk kuruluşunda da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ondan önce de tarihsel olarak bakın yani çok gelişmişlik tarihler bakın bu millet her zaman ordusuna en iyi silah, en iyi araç ve gereci verdiği zamanlarda ki çoğu zaman vermiştir, muzaffer olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hemen Kırıkkale silah fabrikaları, uçak fabrikaları kurulmuştur. Hatta bakın uçak test rüzgar tünelleri yapılmış. Biz bunu ta yani Atatürk zamanında yapılan bunları yıllar sonra bir inşaat yapılması sırasında o kadar gömmüşler ki yani böyle şeyler yapmayalım diye böyle o kadar böyle uzaklaştırmışlar ki o rüzgar tünelleri bulundu. O zamanlarda 1930'lu yıllarda biz Polonya'ya gene böyle havacılıkla ilgili veya diğer şey ihracatta bulunduk. Demek ki doğru yoldayız. Yani buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen savunma sanayi bence iyi noktalara doğru gidiyor. Bu konular çok iyi noktadayız demekten şunun için imtina ediyorum. Hiçbir zaman iyi yoktur. Her zaman iyisi vardır. Yani inşallah kendi uçağımızla, kendi tankımızı, kendi ilimizle ilgili silah sistemlerinin çoğunu yapacağız. Bunu yapacak bu ülkenin genç bilim adamlarının, mühendisleri, işte savunma sanayi şirketleri var. Ben onlara güveniyorum. Milletime güveniyorum. İnşallah daha iyisini yapacağız. Yunanistan gibi, değişik devletler gibi dışarıdan almaktansa kendimiz yapacağız. Gerektiğinde bunu dost müttefiklere satacağız. Ekonomik anlamda kazanım sağlayacağız. Ama en önemlisi tam bağımsızlık. Bakın silahınızı üretemezseniz, gıdanızı üretemezseniz tam bağımsızlıktan konuşamazsınız. O yüzden tam bağımsız olmak için bunları bugüne kadar yaptık. İnşallah bundan sonra daha iyisini yapacağız. Yani yetinmememiz lazım Eşim Hanım. Yani ben çok iyi olduğumuzu söylemek istiyorum. Gönlümden o geçiyor. Ama
burada yetmeyip daha iyisini yapalım. Hep bu beklenti içindeyim. Yani biz niye Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya ile mesela daha iyi silah sanayinde daha iyilerini yapıp o pazarda onlardan daha fazla boy göstermeyelim. Bunu yapacak gücümüzün ben olduğunu inanıyorum. Yani tarihsel bölümüne baktığımız zaman bunu yapacak kudrette olduğunu bu devletin, bu milletin ve insanlarımızın, bu coğrafyanın ben olduğunu inanıyorum. Ve bunu da inşallah göreceğimiz, yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Bir de şunu da söyleyeyim Eşim Hanım. Buyurun. Biz diğer ülkeler gibi bir şeyi böyle çok toplumsal, kültürel yapımız itibariyle hani bak bunu veririz ama şu işte kullanamazsa edemezsin şekli yapmayız. Yani biz biraz daha şeyizdir. Komşuluk ilişkilerini tutup çok farklı konulara kadar insancılığımız kuvvetli olduğu için savunma sanayinde bile hani biz şimdi bunu sana bugün verdik, yarın bugün vermeyiz. İşte bunu sattık, parçasını içerek başı satmayız. Biz sözümüze duran millet olduğumuz için bu da dünya tarafından bilindiği için inşallah uçağımızı, tankı bunları yaptığı zaman çoğu uluslararası toplum, devletler bizden almayı tercih edecektir. Çünkü biz kibir ve biraz önce söylediğim kültürel dokularımızda böyle negatif yaklaşımlar olmayacağı için o ülkeler daha ekonomik anlamda sattığımız, daha yüksek teknoloji ve devamlılığı açısından, sürdürülebilirlik açısından bizi tercih edecekleri ben düşünüyorum. Bu da bizim kısa zamanda daha çok yol almamızı sebep verecektir diye bölümden böyle iyi niyetli şeyler geçiyor yaşamam. İnşallah bunları da göreceğiz. Sayın Tör, çok teşekkür ederiz katkılarınız için, gün ortasına katıldığınız için. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Özgür Tör bizlerle birlikte oldu. Dış politika gündemini konuştuk. Şimdi yeniden Konya'ya gideceğiz. Buse Gençtürk bizi bekliyor. Sola Türk gösteri uçuşu yapıyor efendim. Detayları Buse aktaracak bize. Yeşimer Yılmaz Uluslararası Anadolu Ankası 2020 tatbikatı Sola Türk'ün gösteri uçuşuyla devam ediyor. Şu dakikalarda F-16'lar nefes kesen görüntülerle aslında ekranlarınızda, sizlerinde ve bu uçuşları biz az önce Türk Yıldızları'nı izledik. Türk Yıldızları da nefes kesen görüntülere sahne olmuştu. Gökyüzüyle buluşmuştu Türk bayrağı resmen. Ve şu dakikada da F-16'lar işte o son uçuşlarını yapıyorlar. Sola Türk'ün aslında çok önemli bir özelliği var. Sola Türk pilotları dünyada kimsenin yapamadığı o manevraları yapabiliyorlar. Bu da oldukça önemli. Tabii burada tatbikatta 3 ülkenin katılımıyla yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Katar'ın katılımıyla birlikte Türkiye ortak müşterek bir şekilde yapıyor bu tatbikatı. Aslında az önce de füze attılar o gösteri uçuşu esnasında. Tabii Sola Türk'ün bahsetmiştik o manevrasından. Özel bir manevrası var demiştik, kalkış ve tekerlerin hemen toplanmasının ardından 10 metrede terse geçip tırmanmaya devam ettiği bir manevra. Bu da oldukça önemli. Tabii sadece F-16'lar değil bu tatbikatta milli ve yerli atak helikopterlerimiz bulunuyor. Onun dışında Hürkuş eğitim uçağı da bugün ilk kez gösteri uçuşu yapacak tatbikat esnasında. Şu anda da F-16'lar için Sola Türk'ün o nefes kesen manevralarını ekranlarımıza getiriyoruz. Tabii oldukça değerli, birbirinden değerli pilotlarımız uzun eğitimlerin ardından bu uçuşları yapabiliyorlar. Ve Sola Türk'te bu gösteriyle aslında sadece Türkiye'de değil Azerbaycan'da da izlendiğini belirtelim milyonlarca kişi tarafından. Ve bu hareketi az önce bir hareketten bahsetmiştik, Sola Türk'ün düşük irtifada yapması sebebiyle oldukça önemli bir hareket. Tabii bugünkü nerede yapıldığını belirtelim tekrardan, tatbikatın 3. Anaşüt Jet Üssü Komutanlığı'nda yapılıyor bu tatbikat. Ve Konya'da yapılan bu tatbikatı biz de ulusal kanal olarak yerinde takip ediyoruz. Oldukça nefes kesen görüntüler. Bundan sonra da saat 4 civarında da o tatbikatın icra edilmesi, yani hava atış sahasında atışlar yapılacak ve o hava atış sahasında da Hürkuş eğitim uçağının ilk kez gösteri uçuşu yaptığını göreceğiz. Biz de bunu ekranlarımızda getirmeye çalışacağız. Oldukça önemli, şu bilgiyi de verelim. Hürkuş eğitim uçağı demiştik. Teslimine ilişkin son dakika bilgisi aslında, yeni bir bilgi, onu da aktaralım.
315. filoya 6 tane yokuş eğitim uçağı teslim edilecek. Yakın zamanda İslam kuvvetlerinin envanterine girecek. Tabii şu anda da F-16'ları gösteriyorlar. Yapıyorlar ve burada F-16'ların sesinden adeta kendi sesimizi de duyamıyoruz. Solo Türk pilotlarımız demiştik. Dünyada kimsenin yapamadığı, dünyada hiçbir pilotun yapamadığı manevraları yapabilme kabiliyetine sahipler. İşte F-16'lardan da bu gösteriyi sizin ekranlarınıza getirmiş oluyoruz. Tabii burada ayrıca şunu da ifade edelim. Yabancı basında oldukça ilgisi var. Azerbaycan basının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yine gelen askerler olduğunu biliyoruz. Tabii bu tatbikat oldukça önemli demiştik. Şunu da istedim. Uçakların sesinden de oldukça burada bir hava hakim, güzel bir hava hakim. Tabii Türk askerinin gücünü gösteren, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü gösteren bir gösteri uçuşu olduğunu da söyleyelim. Bugünkü tatbikat tabii gösteri uçuşu kısmındayız biz ama bundan sonraki kısmındaysa gerçeğe yakın bir harekat ortamında yapılacak. Personel kurtarma unsurları arasında eğitim işbirliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor bu tatbikat. Hayatta kalmak, kaçma, kurtulma usullerini de geliştirmeyi, uçucuların eğitim seviyelerini de arttırmayı hedefliyor. Şimdi tam karşımızdan F-16'yı gösteriyoruz. Ne kadar yüksek uçuşunu da gösterelim. Tabii saatte 700 kilometreden fazla hız yapabilme kabiliyetine sahip F-16'lar ve solo Türk pilotlarımız da tüm bu uçuşta aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha gösteriyor. Buradaki tatbikatta tabii sadece F-16'lar değil demiştik. Milli ve yerli uçaklarımız, helikopterlerimiz de bulunuyor. Bunlar içerisinde Ataklar, Hürkuş yer alıyor. Bunun yanı sıra tabii Cougar genel maksat helikopterlerinin de bulunduğunu ifade edelim. Üçüncü ana jet üssü komutanlığında çok yüksek, yani çok yüksek çıkarak aslında saate 700'den fazla kilometre hız yapabildiklerini de belirtelim. With my boss technology, he will have dramatic change in blood pressure, heart rate and condition of organs inside the body. To challenge all of these obstacles, he has to pray for spectacular way. Ladies and gentlemen, please hang on tight and share the moment with Solo Türk. Görüntüleriyle gösteri uçuşu devam ediyor. Tatbikattan son olarak bahsedelim. Tabii saat tatbikatın icra edilmesi, yani tatbikatın esas kısmına da geçirecek bu gösteri uçuşlarının ardından çok farklı aslında kabiliyetleri geliştirmekte amaçlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteren bir tatbikat olduğunu belirtelim. Biz de Konya 3. Anajet Hava Üssü Komutanlığı'nda bu tatbikatı takip etmeye devam ediyor olacağız. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Buse Gençtürk Konya'dan aktardı efendim. 15 Nisan 2011'de ilk gösterisini yapmıştı Solo Türk. Gösteri uçuşunu ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı kapsamında gövdesinin altına nakşedilen şanlı ay yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyor Solo Türk gösterisi ekranlarınızda efendim. Bir kez daha aktarmış olduk. Devam edelim. Ve güzel bir haberle devam edeceğiz bültenimize gün ortasında. Anadolu Efes basketbolda Avrupa şampiyonu oldu. Temsilcimiz dörtlü finalin şampiyonluk maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup etti. Lacivert Beyazlılar basketbolda Türkiye'ye 10 Avrupa Kupası'nı kazandırdı. 10. Avrupa Kupası'nı kazandırdı. İnandılar, başardılar. Anadolu Efes Türkiye'yi basketbolda zirveye taşıdı. Lacivert Beyazlılar Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından olan Turkish Airlines EuroLeague'in dörtlü final mücadeleleri Almanya'nın Köln şehrinde yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazandı. Olimpia Milano ise CSKA Moskova karşısında verdiği mücadeleyle serinin üçüncüsü oldu. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupası Anadolu Efes'in kaptanı. Ekibin, çalışanlarımızın, herkesin emeğine sağlık. Bu kupada herkesin emeği var. Tüm takımda çok gururluyum. Çok mutluyum Türkiye'ye, Türk basketboluna ve ülkemize böyle bir kupa getirdiğimiz için. Çok şükürler olsun. Anadolu Efes baş antrenörü Engin Ataman yaptığı basın açıklamasında zaferi ve coşkuyu anlattı. Şimdi bir kere maç biter bitmez Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. Tebrik etti, teşekkür etti. Bütün oyunculara selamlarını, sevgilerini iletti. Türk halkı adına tabii ki devletimizin en üst tepesinden böyle bir tebrik almamız çok önemli. Bu pandemiyle tüm dünya ile birlikte hep birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde sorunlar çıkartılıyor bizlere karşı. Bu önemli turnuvaya biliyorsunuz yayıncı kuruluş gelemedi. Benim iki tane kızım gelemedi. 22 yaşında Amerika'da okuyorlar. İki defa aşı oldular Amerika'da. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler. Alman hükümeti onlara vize vermedi. Yani Almanya'ya bir sürü gelen insanı düşündüğünüz zaman burada ülkemiz aleyhine çalışan endişe verici. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Birçok oyuncumuzun ailesi her maçta bizim yanımızda olan. Ama biz her zaman sahada gerekli cevabı veriyoruz. Bugün de tüm Avrupa, tüm dünya 200'e yakın ülkede canlı olarak izlendi. Onun için de buradan bir kez daha bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere, ailelerimize vize vermeyen Türkiye'nin Almanya konsolosluğuna da bir kez daha teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Efendim gün ortası devam ediyor. Hakkında FETÖ üyesi kararı olan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçe turunda yanında yer aldı. Görüntüler Büyükşehir Belediyesi tarafından servis edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyu eski belediye başkanımız ve CHP üyesidir ifadesiyle açıkladı. 3 gün boyunca 350 tane Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. Ardından İzmir'in Urla Belediye Başkanlığı görevinden alındı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi silahlı Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi. 7 ay cezaevinde yattı. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yarımada turunda kameralar tarafından kaydedildi. Tunç Soyer 24 Mayıs'ta Urla'yı ziyaret etti. Büyükşehir ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. İşte o sırada FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan CHP'li Burak Oğuz dikkatlerden kaçmadı. Burak Oğuz da Urla Belediye Başkanı'ymış gibi bilgilendirmeyi takip etti. Tunç Soyer programı kapsamında CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u da makamında ziyaret etti. O ziyaretin görüntü ve fotoğrafları da Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Burak Oğuz o karelerle de protokol sırasında yerini aldı. İlçe Başkanı Özbadur'un masasında solundaki sandalyeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sağındaki sandalyeye de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu oturdu. Özuslu'nun yanında ise Burak Oğuz yer aldı. Ulusal Kanal, Tunç Soyer'in Urla gezisinde Oğuz'un neden hazır bulunduğunu sordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü, eski başkanımız ve CHP üyesidir yanıtını verdi.
Burak Oğuz eski belediye başkanı olarak birlikte yapılması planlanan, onun döneminde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi almak istemiş olabilir. Kendisine tarafımızdan özel bir davet gönderilmemiştir. İnceleme turumuza birçok Urlalı ve partilimiz de katılmıştır. CHP'li olduğu için ilçe başkanlığı ziyaretine katılmış olabilir. CHP İzmir İl Başkanlığı da konuyla ilgili ulusal kanala, Burak Bey parti üyemiz, bir programa katıldıysa üye olarak katılmıştır açıklamasını yaptı. Yargılama sırasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla ilişkisi kanıtlanan Burak Oğuz, 7 aylık tutukluluğunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da iki kez baş başa görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu-Oğuz görüşmesi tabanda rahatsızlık yaratmıştı. Devam ediyoruz efendim. FETÖ'cü Selahattin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası Selahattin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışına yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen, MİT tarafından yurt dışına yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi. FETÖ'nün sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahattin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkileri olduğu belirlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Sözcüye konuşan Davutoğlu, meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür dedi. Anlayışla yeniden bir araya gelmenin yol ve yöntemlerini mutlaka... PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den yapılan bir araya gelelim çağrılarına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Davutoğlu, HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Sözcü TV'ye konuşan Davutoğlu, HDP'nin meşru bir parti olduğunu savunarak meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür dedi. Görüşme konusunda ben Türkiye'de meşru her siyasi partinin birbirleriyle görüşmesini şart koşarım. Gelecek Partisi'nin seçim ittifaklarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Davutoğlu, ilkeler bazında işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Biz herkese görüşürüz. Geçmişte ne yaşamış olursak olalım, olumlu, olumsuz, Türkiye'nin menfaatine ise herkese görüşür. İşbirliği. İşbirliği ise mesele bazlı. Kemikleşmiş bir ittifak anlamına gelmez. İşbirliğine de hazır. Üçüncüsü ise ittifak. İttifak bu sistemde zaruri bile olsa ancak seçim ortamına girildiğinde konuşulacak bir konudur. Onun öncesi... Büyüme rakamlarıyla devam ediyoruz. TÜİK ekonominin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %7 büyüme kaydetti. Beklentiler %6,5 büyüme olacağı yönündeydi. Detaylara bakalım. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklenti üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2021 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde %7 büyüdü. Beklentiler %6,5 civarı büyüme rakamına işaret ediyordu. Türkiye ekonomisi 2020'nin genelinde %1,8 büyürken 4. çeyrekte %5,9 artış göstermişti ilk çeyrekte. Hane halkı tüketimi büyümeye 4,4 puan katkı yaparken stok değişimi büyümeyi 1,5 puan aşağı çekti. Efendim, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın desteğiyle Türkiye'ye karşı silahlanırken Ankara iki ülke arasında uzlaşı çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunanistan'a 2 günlük resmi ziyaret başlatan Çavuşoğlu gezisine Amerika'nın Türkiye'yi kuşatma planını da üst olarak gördü. Dede Ağaç'tan başladı. Çavuşoğlu Atina'ya geçerek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü. Gündemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs gibi kritik konular yer aldı. Yunanistan'a pozitif gündemle gittiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz mesajı verdi.
Çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. İhtilaflı sorunlara uzlaşı arayışları kapsamında Yunanistan'la sürdürülen istişari görüşmeler Mart ayında yapılan 62. tur sonrası Dışişleri Bakanları düzeyine taşınmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Nisan ayındaki Ankara ziyaretinin ardından bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'ya gitti. Ön koşulsuz olarak bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz ve ilişkilerimizi her alanda Yunanistan'la iki komşu olarak, müttefik olarak geliştirmek istiyoruz. Bakan Çavuşoğlu Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la bir araya gelecek. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında Türkiye'nin tutumunu, taleplerini ve uzlaşı çağrısını bir kez daha Yunan tarafına iletecek. Üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya, bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini söyledi. Pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz dedi. Çavuşoğlu Atina temasları öncesinde ise Yunanistan'ın Amerika ve Fransa'nın desteğiyle silahlandığı Batı Trakya'ya gitti. Çavuşoğlu'nun ilk durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kuşatma planında üs olarak kullanmak istediği ve son aylarda ciddi miktarda silah yığınağı yaptığı Dede Ağaç oldu. Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da silahsızlandırılmış adaların statüsü de var. Bunları da ihmal ediyorsunuz. Dede Ağaç'ta bir süre Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'yla görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine'ye geçerek Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile bir araya geldi. Batı Trakya'da yaşayan Türklerin durumu hakkında bilgi aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina temasları öncesinde Yunan Tovima gazetesine de konuştu. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nden çekinen bir ülke değiliz biz. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz. Tek taraflı dayatmayla olmaz. Bakan Çavuşoğlu demecinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kendi kıta sahanlığı içinde yürüttüğünün bir kez daha altını çizdi. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı maksimalist iddiaları karşısında hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız dedi. Türkiye olarak biz her zaman hakça paylaşımından yana olduk. Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda da egemen eşit iki devletli çözüm vurgusunu yineledi. Hepimiz geçmişin başarısızlıklarından ders çıkarmalıyız dedi. Tekrar söylüyorum, çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder ama biz meselelerimizi çözebiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretinde masada olacak dosyada uzlaşılamayacak konular fazla. İki ülke arasındaki sorunların başında Doğu Akdeniz ve Ege'deki paylaşım geliyor efendim. Emekli Tümamiral Doktor Ali Deniz Kutluk'a göre arkasında görüşmelerde Yunanistan'a ve işbirliği içerisinde olduğu Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı Ankara'nın mesajı sert olmalı. Uzlaşırsan dostluk elini, uzlaşmazsan düşman elini tutarsın demeli. Yıllardır çözülemeyen sorunlar, karşılıklı açıklamalar. Türkiye ve Yunanistan arasında 63. istikşafi görüşmeler yapılıyor. Türkiye, Atina'ya Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege'deki sorunların çözümü için gidiyor. Ankara, Ege'deki dengeyi Lozan Anlaşması çerçevesinde ele alsa da Yunanistan hukuksuz adımlarında ısrarcı. Atina'daki ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun masaya koyacağı dosyada bu yüzden bir hayli kabarık. Ege'deki temel sorunlar, kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği, arama kurtarma faaliyetleri, azınlıklar ve mülteci sorunu. 18 ada bu statüye sahip olan 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış, oraya asker konuşlandırılmış. Ve Doğu Akdeniz'le Kıbrıs krizi, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum kesimini desteklemesi, Avrupa Birliği üzerinden Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tehdit etme çabaları. Doğu Akdeniz'de Türkiye, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla hakkaniyet ilkesinin temel alınmasını savunurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını da korumak istiyor.
Ankara, istikşafi görüşmelerle bir Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirilmeye çalışılan anlaşmazlık konularını yeniden Yunanistan-Türkiye eksenine oturtmaya çalışıyor. Yunanistan'sa Türkiye'yi anlaşmaz, uzlaşmaz ve masayı terk eden taraf pozisyonuna sokmak istiyor. Böylece Avrupa Birliği'ni daha kolay ikna edebileceğini ve sorunların içine çekebileceğini hesaplıyor. Yunanistan'da varlığı günden güne artan Amerikan üsleri ise Atina'nın kozlarından. 63. istişari görüşmeler yapılıyor. Ancak bugüne kadar 63 santimetre ilerleme sağlanamadı. Yunanistan uzun zamandır görüşürmüş gibi yapıyor, uzlaşırmış gibi yapıyor. Türkiye kırmızı çizgilerinden taviz vermeden Yunanistan'ı uyarmalı. Avrupa Birliği, İsrail ve ABD'yi arkasına alarak Türkiye'nin karşısına çıkmaya çabalayan Yunanistan'a uzlaşırsan dostluk elini, uzlaşmazsan düşman elini tutarsın denmeli. Türkiye'nin istikşafi görüşmeler öncesinde kırmızı çizgi olarak açıkladığı konuların başında Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı anlaşması geliyor. Bu anlaşma Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e kıyısı olmadığını teyit ediyor. Yunanistan tarafı ise deniz yetki alanları dışındaki tüm konuların kırmızı çizgileri olduğunu iddia ediyor. Doğu Akdeniz'deki dengeleri derinden sarsacak bir diğer ikili işbirliği ise Ankara ve Kahire arasındaki olası anlaşma. Mısır, Yunanistan'ın meis üzerindeki iddialarını reddederek Türkiye'ye bir yeşil ışık yakmış, iki ülke arasında normalleşme adımları Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde atılmaya başlamıştı. Önümüzdeki günlerde atılacak üst düzey adımlar Atina'nın yayılmacı iddialarını bir kez daha yerle bir edebilir. Evet, küresel iklim değişikliğinin olası kuraklık senaryolarını konuşacağız. Bu dilimde Türkiye hem pandemiyle mücadele ediyor hem de kuraklıkla mücadele ediyor efendim. Kiminle konuşacağız? Bu dilimde Ulusal Kanal programcısı, ziraat mühendisi sevgili Cenk Özdemir bizlerle birlikte. Cenk Özdemir, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, kuraklıkla mücadele ediliyor dedik. Hatta meteorolojinin Nisan ayı raporlarına bakıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde ciddi bir kuraklık var. Şimdi bu kuraklık yeni ve beklenen bir durum mudur? Cenk Özdemir, buradan başlayalım mı? Evet, başlayalım. Öncelikle bütün seyircilerimize merhabalar diyelim ve bizi izleyen çiftçilerimize de geçmiş olsun diyelim. Çünkü hakikaten durumları çok kötü, yani hatta kötünün de kötüsü diyebiliriz. Tabii ki bir tek onları vurmadı, yani onları ekonomik olarak vurdu ama dolayısıyla zararı bize dokunacak. Dokundu, dokunuyor ve dokunacak. Yani aslında Türkiye'ye geçmiş olsun demek lazım. Şimdi aslında güzel bir soru. Yani bu hani beklenmeyen bir şey miydi? Böyle bir sürpriz miydi? Şey miydi bize böyle gelen, hani böyle şaşırtıcı bir şey miydi? Hayır, değil. Yani aslına bakarsanız aslında bütün olay bilinen bir şeyin önleminin alınmaması. Şimdi şöyle bakıyorum. Türkiye'de yaşanmış olan şiddetli kuraklıklar var. 1960 sonrası zaten ciddi bir küresel ısınmadan bahsediyor bilim insanları. 1971 ile 74 arasında bir kuraklık var. 1983, 84, 89, 1990, 1996 ve 2001. Yani bunlar bizim Türkiye'nin yaşadığı çok önemli kuraklıklar. Artı bunların bir sürpriz olmamasını da şuradan da zaten söyleyebiliriz. Türkiye zaten ılıman kuşakla subtropikal kuşak arasında bir bölgede bulunuyor. Türkiye genellikle aslında baktığımız zaman sıcak ve kurak bir iklim hakim. Evet. Yani böyle bir iklim tipine sahip. Onun için şey değildi, sürpriz değildi, bekleniyordu, olabilecek bir şeydi ama önlemler alınmadı. Peki, gelecekte nasıl bir etki göreceğiz ülkemizde? Hem kuraklık hem iklim değişikliği, çiftçi mağdur, biraz sonra çiftçiyi de konuşalım istiyorum ama nedir yaşanacak sorunlar ve neden önlem alınmadı? Evet. Şimdi iklim uzmanları bunu tabii daha iyi açıklıyorlar. Hı hı. Meteorolojik bir kuraklıktan tarımsal kuraklığa da doğru geçtik. Yani meteorolojik kuraklıkta durum neydi? İşte şehirlerde bir susuzluk vardı ama tarım anlamında çok fazla bir kuraklıktan bahsetmek mümkün değildi. Şimdi ekseriyesi, yani bilim insanlarının çoğunluğunun söylediği, Türkiye önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde 2 ila 3 santigrat derece bir sıcaklık artışı
olacağını öngörüyorlar. Fakat bizim kanalımızda, ulusal kanalda da konuşan iklim bilimcimiz Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın söylediği bir şey var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. O da sonuçta bilim insanı. O da der ki küresel ısınmanın kuraklık değil yağış getirecek diyor ve Türkiye'nin çölleşme gibi bir durumu olmayacak diyor. Bunun bir yalan olduğunu söylüyor. Onu da buradan belirtelim ama dediğim gibi çoğunluk olarak bilim insanları Türkiye'yi, aslında dünyayı çok ciddi bir kuraklığın beklediğini söylüyor. Durum böyle. Evet, çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Peki alınması gereken önlemler neydir? Yani ne alınmalıydı, alınmadı? Ya da ne yapılabilir, evet. Cenk Özdemir? Şimdi şöyle, uzun yıllardır Türkiye'nin topraklarının, tarımsal arazilerinin sulanmadı. Yani Türkiye'de hakim olan tarım türü kuru tarım yapılır. Yani yağmur yağarsa işte buğday, arpa verimi çok olur. Yağmur yağmazsa düşük olur. Bu tarzda bir şeydir bizde, bir tarım şekli yapılır genel olarak. Şimdi yıllardır yine söylenen şeyler, mutlaka su kanallarının yapılması, işte tarlalarda tarla içi sulama sistemlerinin özellikle salma sulama değil, yağmurlama ve damlama sulama şeklinde yapılması gerektiği yıllardır söylene gelen bir durumdur. Fakat ne yazık ki mesela önümüzde bir örnek var. GAP, işte Demirel'in de işte GAP'tırman dediği bir projedir. Çok önemli bir projedir aslında. Ama ne hikmetse 50 yıllık bir proje. Ne yazık ki işte Güneydoğu Anadolu'ya su veremedi. Ve şimdi bugün baktığımız zaman, kuraklığın en fazla yaşandığı yerlere de baktığımız zaman ne yazık ki aslında GAP'ın etkili olması gerektiği, GAP'ın aslında orada sulayıp verimi çok fazla artırıp Türkiye'yi beslemesi gereken bir coğrafyada ne yazık ki bakıyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt ve Batman'da yağışlardaki azalma mevsim normallerinin %50 altında deniyor. Ve en fazla da verim kaybının yaşandığı yerlerde buralar. Yani sulama olayını biz ne yazık ki beceremedik. İşte her şeyde olduğu gibi artık birazcık bilmiyorum. Yani tarımın zaten içinde bulunduğu sorunları da biliyorsunuz. Hı hı. Sık sık konuşuyoruz. Ondan da bahsedelim biraz sonra. Lütfen. Hı hı. Yani alınması gereken önlemler, yapılması gerekenler belli. Fakat işte yumurta kapının ağzına gelince denir ya işte amiyane tabirle. Ne yazık ki böyle oldu. İşte 2020-2021 senesinde de kuraklık kapımızı vurdu ve çok büyük verim kayıpları var. Geçenlerde bir haber bülteninde yine seyrettim. Şanlıurfa'da 30 dönümlük bir buğday tarlasından yapılan hasatta ne yazık ki sadece 2 tonluk, 2 ya da 3 tonluk bir buğday hasadı oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz dönüm başına işte kuru tarımda 200 kilo, 300 kilogramları, evet, sulu tarım yaparak 700 lira, 800 lira, hatta 1 tonlara çıkaralım diye konuşurken ne yazık ki Urfa'da 30 dönümlük bir tarladan 2-3 ton gibi bir buğday alınmış. Burada şey de söylemek lazım, yani Türkiye'nin kuraklıktan etkilenmeyen kısmı sadece Karadeniz kısmı. Onun dışında Güneydoğu, Orta Anadolu, işte Akdeniz, buralar çok ciddi etkilendi, evet. Zaten sohbetimizin başına sevgili Cenk Özdemir, çiftçiye geçmiş olsun dileyerek başladın. Yani kuraklıktan, evet, çiftçi, üretici değil mi? Çok etkilendi. Nasıl etkilendiler? Biraz dinleyelim, sonra çözüm önerilerini konuşalım. Açıklanan paketler de vardı. Ya da daha ne yapılabilir, ne beklentileri nelerdi? Çünkü sen sürekli konuşuyorsun ve bir araya geliyorsun. Buyur, söz sana bırakalım. Şimdi şöyle, nasıl etkilendi? Zaten bizim çiftçimiz zaten şeydir. Anadolu'da bir söz vardır. Çiftçinin karnını yarın 40 tane yeni yıl çıkar derler. Yani hep böyle şeydir. Umudu bir dahaki seneyedir. Ve biz tabii aile işletmesi olarak tarım yapan bir ülke olduğumuz için de ne mutlu ki bize tabii ki. Üretimi bırakmazlar, topraktan kopmazlar ve umutlarını yitirmezler ama tabii bir yere kadar. Onlar da tabii ki belli bir yaşa geliyorlar çiftçiler. Çoluk çocuğu okutuyorlar. Bir şekilde, tabii, onlar da tarımdan uzaklaşıyorlar. Şimdi zaten çiftçilerimiz
bir sorun yumağı içerisinde üretim yapmaya çalışan bir çiftçi topluluğu. Yani Avrupa ve Amerika'daki meslektaşlarından diyelim. Onlardan çok daha farklılar. İşte girdi maliyetlerini zaten biliyorsunuz artık siz de konuya hakim oldunuz. Girdi maliyetlerinin yüksekliği, pazarlama sorunu, örgütsüzlük, serbest piyasa ekonomisinde işte muhatap bulamama, yani devletin halkçı bir politikasının olmaması, işte bu liberal ekonomide ne yazık ki dayağı yiyen diyelim, yani tokatı yiyen maalesef kesimin çiftçi olduğunu artık biliyoruz yani. Hani şöyle bir şey yapılsa, araştırma yapılsa, dünyanın en gariban çiftçileri desek hakikaten ne yazık ki onda herhalde ilk üçü oynarız. Şimdi zaten dediğim gibi çiftçiler borç batağındaydı. Zaten borçları vardı. Bir de bu kuraklıkla birlikte ürün alamamalarından dolayı bir kere şöyle bir durum var. Biliyorsunuz sonuçta toprağı hazırlamak, gübrelemek, ilaçlamak hepsi bir maliyettir. Şimdi bütün bu maliyetleri siz ürün alamadığınız zaman ne yaptınız? Çöpe attınız bir. Bir de ürün bekleyecektiniz. Ürün de gelmedi. Şimdi ürün gelmeyince işte seneye yeniden bu hazırlığı yapmak için yeniden bir maliyet. Yani maliyet üzerine maliyet. Bir kere çiftçilerin en büyük sorunu şu anda borçları. Yeşim Hanım. Borçları birikti. Çok fazla birikti. Bir destek paketi açıklanmıştı Cenk Özdemir. Onunla yeterli bu oldu mu çiftçimize, üreticimize? Destek paketi gelmişti. Şöyle ben... Ne diyorlar? Evet, şimdi şöyle ben konuştum. Evet, konuştuğum çiftçiler onun çok da yeterli olmadığını söylüyorlar. Yani özellikle bu borçların faiz noktası çok şey hassas. Yani burada faiz ödetmek burada çiftçilere bir yardım sağlamıyor. Yani bir kere burada faizlerin silinmesi gerekir. Ve bazı görüşlere göre de 5 yıl, 6 yıl ne kadar ertelenebilirse o kadar da ertelensin diyorlar. Şunu da söylemek lazım. Yani bizim çiftçilerimiz gerçekten bazı holdinglere falan yapıldığı gibi şey demiyorlar yani, bizim borcumuzu silin, biz sizin karnınızı doyuruyoruz. Yani bir böbürlenmeleri de yok. Çok enteresan aslında, çok büyük de işler yapıyorlar ama biz diyorlar borcumuza sadığız, biz borcumuzu ödeyeceğiz. Ama bizim devletten isteğimiz ertelesin ve bizden faiz almasın. Çünkü zaten faizden yani beli bükülmüş bir çiftçimiz var bizim. Bir de tabii aslında şunu da söyleyeyim, çok çok fazla dillendiriyorlar tarım kredi kooperatifi. Şimdi tarım kredi kooperatifleri de bu noktada çiftçilerin yanında gözükmüyor. Şimdi ben bir daha söylüyorum, ben çiftçilerin söylediklerini söylüyorum. Tarım kredi kooperatifleri çiftçilerin yanında gözükmüyor. Gözükmüyor yani, o çiftçiler bizim yanımızda bir tarım kredi kooperatifi vardır diyemiyorlar ne yazık ki. Onların da işte bir yem fabrikası gibi ya da ne bileyim bir onlara kredi veren bir banka gibi ve hatta onlardan daha fazla, bakın onu da söylüyorlar. Yani normalde diyorlar işte bir yem bayinden alsak daha ucuza alırız diyorlar. Düşünün yani, ama tarım kredi kooperatifinden biraz daha zamlı alırız diyorlar. Yani burada önemli olan aslında söylemek istediğim şu, çiftçi şeyi devleti yanında görmek istiyor. Hele hele bugünlerde çok çok daha önemli. Dilerseniz şöyle yapalım. Kuraklığın etkilerini azaltmak için neler yapılabilir? Lütfen, lütfen devam edin. Tabii. Şimdi işte söylemiştim ya, yani sulama olayının mutlaka yapılması lazım. Şimdi Türkiye'de 25 tane akarsu havzası var. Hı hı. 25 tane. Ve bunların bir kısmı, belki de çoğu kirlenme tehdidi altında. Bakın bunların mesela şöyle sayarsak, örnek olarak sayacağız tabii, yani bunlar biraz daha artırılabilir. Ve benim de direkt olarak doğrudan gidip gördüğüm yerler bunlar. İşte Gediz, Büyük Menderes, Ergene, işte Meriç. Ya zaten mesela Ergene diye bir nehirden bahsetmek artık mümkün değil. Yani Ergene diye bir nehir var mıdır yok mudur onu bilmiyoruz. Ki Ergene Nehri Trakya'da çok ciddi bir tarımsal sulama için çok önemli bir nehir ve biz bu nehri öldürdük. Yani çok yani hakikaten işler acısı bir durum. Programın başında da söyledim ya, yani biz zaten hani suca zengin bir ülke değiliz. Bizim aldığımız yağış senede
işte bellidir yani, işte iklimciler daha iyi bilir, birkaç santimlik bir yağış alıyoruz. Ve biz ne yazık ki işte bu bahsettiğim 25 tane akarsu havzasından verimli olarak faydalanamıyoruz. Mesela denize dökülen nehirlerimiz var, işte bunlara açık havza deniyor. Açık havza, bunlar denize dökülüyor. Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan, Asi, Bakırçay, Gediz. Şimdi bunların hepsi düşünün ki Türkiye topraklarından salına salına coşkun bir şekilde akıp gidip denize dökülüyor. Yani hani bir laf var ya işte, su akar, Türk bakar. Bunu farklı da söylüyorlar ama ya bu, böyle bir durum var. Şimdi zamanında biz bu sulama kanallarını, kanaletlerini kurup dediğim gibi tarlalarda işte yağmurlama ve efendim diğer yöntemi de eğer kullansaydık bugün kuraklıktan biraz daha az etkilenir olurduk. Şimdi yağmur hasadı, bunu da bilim insanları çok fazla konuşuyor. Özellikle iklimciler ve ziraat mühendisleri de konuşuyor. Yağmur hasadı yani nedir? Yağan yağmuru biriktirebilme yöntemi. Yani yağan yağmurdan da faydalanma yöntemi. Bunu barajlara nasıl aktarız ya da nasıl bir şekilde depolarız, bu söyleniyor. Su tasarrufu. Yani bu aslında sadece tabii tarımsal anlamda değil, büyük şehirlerde. Tabii. Yani büyük şehirlerde de öyle, su tasarrufu çok önemli. Artı işte biliriz yani Adana gibi işte Akdeniz'de, Ege'de kanaletler vardır. Hep görürüz. Bu kanaletler tarlaların yanında açık bir şekilde böyle akar. İşte bu açık olmalarından dolayı da çok ciddi bir buharlaşma olur. Mesela Adana'nın sıcağında diyelim işte, ya da Ege'de, başka yerlerde de her yerde sıcak zaten. Çok ciddi buharlaşma olur. Mesela bunların kapalı olması gibi. Bunların kapalı kanaletler olması gibi. Doğrudan ekim konuşuluyor. Yani bir ürün tarladan kalktı. Onun efendim işte otlar tarlada var. Onun üzerine doğrudan ekim. Rüzgar perdesi kullanımı, bu da çok konuşuluyor. Arazi toplulaştırma. Bakın işte geçmişte bizim halledemediğimiz, ertelediğimiz, beceremediğimiz diyelim neyse, arazi toplulaştırma dediğimiz, hani bu işte miras yoluyla bölünen tarlalar vardır ya, onlar bizim başımıza beladır. Yani Türkiye tarımının sorunlarından biridir bu arazi toplulaştırma. Biz bunu da beceremedik. Bu da bakın geldi ne yaptı? Kuraklıkla birlikte önümüze çıktı. Bunlar işte yapılabilecek, alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Dediğim gibi yani bunlar artırılabilir bu önlemler. Ama tabii bir an önce alınması lazım. Çiftçilere de maddi destek verilmesi lazım. Şöyle bir görüş de var. Bir fon kurulması yönünde de bir görüş var. Yani bir kumbara tarzında bir fon. Hı hı. Bu fonda işte böyle kuraklık dönemlerinde çiftçiye doğrudan destek verme yoluna gitmeli. Çiftçilerin yine söylediği, tabii burada akla gelen bir şey daha var. Sigorta. Değil mi mesela? Yani başımıza bir şey geldiği zaman işte ürünlerde falan. Tabii. Tarsim var burada da. Ama Tarsim'de de işler iyi gitmiyor. Geçen 3 ay önce falan Manisa Sarıgöl'deydim. Sarıgöl'de de işte bu iklim değişiklikleri sadece kuraklık olarak vurmuyor Yeşim Hanım. Yani aynı zamanda mevsimsel geçişlerde, evet, mesela don olarak da kartlıyor. Son bir dakikanın içindeyiz sevgili Cenk Özdemir. Bu arada belirteyim, o kadar tamam, çabuk geçti ki zaman. Evet evet, bayağı bir şey yok. Yani kuraklık çok üzerinde konuşulması gereken. Kesinlikle. Ve bunun geçmişi de olan bir şey yani. Hani önlemlerinin de alınması gereken bir şey. Hemen bitiriyorum. Mesela Sarıgöl'de üzüm, biliyorsunuz işte Manisa üzümce zengin bir yerdir. Orada mesela çiftçilerin söylediği ve bizim de gözümüzle gördüğümüz küçük gözler halinde donmuş. Yani don yiyince bitmiş, ölmüş. Hasar %90-%80 civarında. Tarsim'den gelen işte uzmanlar, bilir kişiler bu zararın %50 olarak ya da %40 olarak söylüyorlar. Burada da işte Tarsim'in yapısında şey vardır, bir sigorta şirketlerinin havuzu vardır. O havuzda da özel sigorta şirketleri vardır. İşte özel sigorta şirketlerinin de ilk amacı kar olunca haliyle bilir kişiler de ne yapar? Şirketini korumak adına orada %90 vermez, %40, %50 verir. Tarsim'in de bir kere etkin olarak kullanılması lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Lütfen, tek cümle buyur. Tarımda da artık
şöyle bir gerçek var ise, yani önümüzdeki 20-25 sene 2-3 derece bir sıcaklık artışı ve kuraklık oluyor ise, bunun bir de teknik olarak da önlemlerinin alınması lazım. Mesela örtü altı yetiştiriciliği gibi, biraz daha işte soğuktan sıcaktan korumak adına bunlar da yapılabilir. Şimdilik bu kadar. Peki. Cenk Özdemir, çok teşekkür ederiz gün ortasına katıldığın için. Evet. Değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Sağ olun. Evet, Ulusal Kanal programcısı, ziraat mühendisi sevgili Cenk Özdemir bizlerle birlikte oldu ve böylelikle gün ortasını efendim burada noktalıyoruz. Biz ayrılıyoruz. Saatler 15'i gösterdiğinde günlükte sevgili Seda Anık sizlerle birlikte olacak, gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Ama yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda gün ortasıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.